Evet, herkese hoş geldin diyoruz öncelikle. İsmail Beşikçi Vakfı bünyesinde yürütülen sözlü tarih projesinin çalışmasını söyleşisi olarak planladığımız bir konuşma bu. Bu söyleşide 3 kişi konuşmacı olarak varız. Önce Erdal Doğan konuşacak. Hukuk ve Ermeni soruşturma boyutuyla bir konuşma yapacak bize. Ardından Osman Kavala sivil toplum ve Ermeni soykırımı üzerine konuşma yapacak. Benim konuşmamda İsmail Beşikçi Vakfı bünyesinde yürüttüğümüz sözlü tarih çalışmasının, yani 1915 Diyarbakır ve Kürtler projesinin kısa bir aktarımı, ilk sonuçlarına dair, bugünkü aşamasına dair bilgilendirme biçimde bir konuşma olacak. Her konuşmacı 20 dakikalık bir konuşma yapacak. Ardından da soru cevap kısmı olacak. Sorularınız olursa o soruları alacağız ve kısa bir tartışma yapacağız. Diyeyim, ilk konuşmacı olarak sözü Erdal Doğan'a bırakıyorum. Merhabalar herkese. Tüm katılımcılara merhabalar tekrar. Hukuk deyince herhalde çok böyle kanunlar, maddeleri falan konuşacağız diye öngörüyoruz ama ben biraz onlara değineceğim. Zaten 1900 Ermeni soykırımı dediğimizde ilk rakamlar hemen 1915 geliyor. Sonra onun ardından gelebilecek emlak metrupeler ve sonrasında tehcir yasaları ve yönetmelikler, bakanlar kurulu kararları ardı ardına bunlar sıralanan kanun ve yönetmelik izamnameler olarak takip eden hususlar ve 1923'ten sonra özellikle Lozan öncesi ve Lozan sonrasında bunun hazırlıkları ve Lozan'daki görüşmeler. Bunlar şu son dönemler içerisinde hukuk dışında özellikle çalışma yapan çok değerli araştırmacı buldum. Taner Akçam olsun, Ümit Kurtul olsun, Nevzat Onaran olsun. Bu arkadaşların çalışmaları bu alan açısından çok değerli ve daha da bu alanda çalışacak çok hususu olduğunu söylemek gerekiyor. Ben yalnızca 1948 tarihli bu soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması ile ilgili sözleşmenin ruhu ve ahlakı açısından Türkiye toplumuna yansıması bakımından konuşmak isterim. Çünkü buradaki dil öncelikle bundan önce Türkiye'de bir hukuk var mı onu konuşalım. Türkiye'de ben bir hukukçu olarak avukatlık mesleğimi sürdürürken çok ciddi bir şekilde hukuktan beklenti alma konusuyla ilgili beklentim çok az, minimum derecede bütün enerjimi ve çabamı sürdüren bir hukukçuyum. Avukatım ama yine de bazı şeylerin değişebileceği konusuyla ilgili umutla hareket ediyorum. Bu umut herhalde daha bitmeden devam eden bir hukukçuyum. Çünkü sarılabileceğimiz tek meşru legal veya toplumsal dinamik veya mevzuat açısından hukuk var. Yapacağınız onun dışındaki her şey bir anlamda gayrimeşruluğa veya kriminalize edilmeye çok müsait. Özellikle Türkiye toplumunda. Çünkü ciddi bir şekilde linç toplumunun da geliştirdiği bir toplumsal katmanları olan, tarihten gelen bir husus. Halen şeytanlaştırdığımız çok şey var. Özellikle Ermeni kimliği zaten şeytanlaştırılmış. Türkiye, orada da bir ayrım yapılmış. Ve bir şekilde Türkiye Ermenileri biraz daha iyi bazen ama diaspora Ermenileri daha kötü. Onlar Türkiye'nin çıkarlarını sevmeyenler şeklinde ayrılmış. Onların gözleri Türkiye'deki topraklarda, Türkiye'yi bölme konusunda özellikle oradan bir yarıma şeyi var. Tazminat istiyorlar. Bunlar tüm katmanlarda, bakın solcularda da, aydınlarda da, biraz sonra belki Kürtlerimizde de, bütün alanlarımızda bu şekilde bir dinamik fay hatları harekete geçirilebilecek bir şekilde şeytanlaştırılan argümanlar olarak karşımıza çıkıyor. Başka bir husus, sorumluluk anlamında bir mesela bir mitolojiden bahseder gibi Ermenilerden bahsediyoruz. Sanki bu Türkiye'nin 100 yıl öncesinde Türkiye nüfusunun en az %30'unu oluşturan bir Hristiyan halklar, Rumlar ve Ermeniler yokmuş gibi bahsettiğimiz için onların hukukları da tabii ki elbette ki olmuyor. Hukukları olsa bile bunlar nasıl görülmez kılınır şeklinde zaten devletimiz üzerine olabildiğince bu çabayı sarf ettiği için
gerçekleştirdiği için topluma da zaten fazla bir şey kalmıyor. Onlar da olabildiğince bu suçu kendisinin üzerinden atabilme çabası içerisinde kendisini daha fazla edilgen duruma getiriyor. Halbuki bu konuyla ilgili ben ders, tabii 1915 konusuyla ilgili epey en az 10 yıl öncesinden, 10-15 yıl öncesinden, daha hukuk fakültesinden sonrasında hemen avukatlığa başladığımda beni tırmalarken mesele ve bu konuyla ilgili Türkiye'de halen hukukçular arasında soykırım diyelim mi demeyelim, sol camiye, çünkü bizim sol camiyeden geldi bu söylemler tartışırken bunun nasıl tıpatıp bir soykırıma uygun olduğunu, tartışılmaz bir husus olduğu konusuyla ilgili ben netleşirken çevremde çok az hukukçu arkadaş bulmuşum. 2000'lerin başı diyorum. 2000'li yıllar. Daha sonra 2007-2008'den sonra Dersim konusuyla ilgili çalışmaya başladığımda, Dersim meselesinin de 1915'ten hiç farklı olmadığını söylemeye başladığımda, bunun da soykırım olduğunu söylerken, bu konuyla ilgili hukukçulardan da çok fazla garip bir şekilde bir çalışma, bir söylem görmüyoruz. Yine alan dışında işte İsmail Bekşici'nin söylemlerini de görebiliyoruz ilk söylemler içerisinde. Veya daha eskiden Türkiye solunda söyleyebileceğimiz konu, işte İbrahim Kaypakar'ın söyleminde görebiliyoruz. Şimdi artık dersime de yavaş yavaş soykırım denilmeye başlandı. Böyle bir gelişme de yavaş yavaş oluştu. Fakat olayın dramı burada da bitmiyor. Bir baktığımızda 1930 Zilan'da aynı benzer hat içerisinde gidiyor. Bunlarla da kalmıyor çünkü soykırımın doğduğu noktasında bir kelime olarak insanlar karşı suç tanımı var. Türkiye'de o kadar çok insanlar karşı suç oluşturabilecek eylem ve fiiller var ki gruplar tarafından, yalnızca devlet tarafından değil, gruplar tarafından da işlenen insanlar karşı suç tanımlaması diyeceğimiz olaylar var. En yakınımızda bildiğimiz, yani bir iş kazası gibi düşünebileceğiniz Soma bile aslında bir insanlar karşı suç olarak algılayabileceğiniz, öngörülebilir ve aynı zamanda bir katliama götürebilecek bir husus olarak da bakabileceğiniz bir durum. En belirgini Rogoski'yi zaten biliyoruz. Daha dün, işte davası bugün daha devam eden Zirve Yayın Evi davası, Hrant Dink davası bile, mesela Hrant Dink'in katledilmesi bile başta başına sembolik olarak, kişilik olarak, 1915'in bir parçası olarak, bir insanlara karşı suç olarak algılayabileceğimiz, kişisel de olsa bir vaka olarak, ele alacağımız bir husus. Sayı çünkü önemli değil bu insanlara karşı suçlar konusuyla ilgili. Yani hep Halaçoğlu'nun çok fazla çok sevdiği bir mesele var ya, şu kadar öldü, bizden şu kadar öldü tartışması burada söz konusu değil. Hatta kimsenin ölmesi de gerekmiyor bu konuyla ilgili. 1948 anlaşmasındaki o soykırım tanımındaki o 5 maddeden bir tanesinde insanların alıp başka bir yere götürülmesi bile pamuklar içerisinde soykırım tanımı içerisinde yeterli olabiliyor. Bu tanımlarımız ne kadar öldü, nasıl öldü şeklinde, onlar bize yaptığı bu şekilde yıllarca bu kaos içerisinde gömüldü. Hukukçularımız da maalesef bu ideolojik kirlenme içerisinde kendisine fazla arındıramadı. Aydınlarımız da maalesef bu şekilde arındıramadı. Ama yavaş yavaş bu son yıllarda çok ciddi bir şekilde bu tartışma çok kendi minvalinde çok doğru gittiğini görüyorum. Oturduğumuz yani veya konuştuğumuz panellerde veya başka şekilde bir makalelerde. Ama en büyük sorumluluk benim halen karşılaşmadığım veya Namık Anlaç'a bu çok önemli bir çalışma çünkü Namık'tan yaptığı alan çalışması içerisinde sorumluluğum, yani tabii Kürtler değil, tüm her kesim içerisinde mesela soykırım tanımı içerisindeki üçüncü tanımından sonrasındaki sorumluluk bağlamındaki üçüncü maddesinde soykırıma iştirak edenler veya iştiraka teşebbüs edenlere yardım edenler şeklinde geçen hususta asli fail gibi değerlendirmiş. Onu böyle edilgen bir noktaya koymamış. Yani planlayan olmasa bile mesela doğrudan sorumluluk yüklemiş. Bizde ise hep böyle bir kayırma halinde belli bir suçlar, böyle büyük insan suçları içerisinde işte
planlayan şu ama biz onlarda yalnızca edilgen olduk, yardım ettik, kullanıldık. Çünkü kullanılma meselesi birçok noktada. Bu bahsettiğimiz mesele şeylerde de öyle. Zirve yayın evi davasından geliyor. Tetikçilerde de öyle. Biz kullanıldık. Ama sen asli failsin orada. Yani bu konuyla ilgili sorumluluğun gitmiyor. Bu bizi korkutmasın. Aslında bu geçmişle yüzleşme açısından çok daha güç verebilecek bir husus. Yani dinamizmi de, hukuksal dinamizmimiz de devletsel açısından değiştirebilecek bir husus. Çünkü devlette şu andaki rejim açısından medeni hukukumuz da olsun, işte borçlar kanunumuz da olsun, bakın ceza alanındaki dışındaki alanlar da olsun, kendisini soykırım hukuku üzerine inşa etmiş. Yani her ne kadar mesela tapu kanununa, tapular herkese açık ise, medeni kanunumuza göre, tapular herkese açık değil. Hatta bu konuyla ilgili tapulardan evrak alamazsınız öyle kolay kolay. Hatta belli bir dönemler 1950'ler ve öncesi Türkçeleştirmemiş hususlarının Türkçeleştirmesi hususunda bir Milli Güvenlik Kurulu'nun kararıyla mesela Türkçeleştirilmiyor. Ve bunlara ulaşmak ve bunları sahiplerini öğrenmek açısından çok ciddi bir şekilde sıkıntı yaşarsınız. Veya bir mahkeme dava açmak zorunda kalırsınız. Yalnızca bu değil. Nüfus kayıtları mesela medeni kanun gereği aile hukuk açısından siz dedenizin bir üst soyunu öğrenmek isterseniz hukukatın nüfus kaydı içerisinde alamazsınız yani bunu. Bir dava açmak zorundasınız. Ve bunların hepsi bu korkunun bütün noktası soykırım hukukunun getirdiği, rejimin getirdiği bir husustur. Yani hukuk da aslında Türkiye'de kendisini kuran 23'ten sonraki Cumhuriyet Medeni Kanunu'nu, Borçlar Kanunu'nu, Türk Ceza Kanunu'nu, çünkü Türk Ceza Kanunu içerisindeki ceza muhakemesi usulü kanunundaki avukatların bilgi edilmesi konusunda da çok sıkıntılar var. Avukatlar mesela ceza yargılamasında öyle kolay kolay savcı gibi Amerikan filmlerindeki gibi bilgi toplayamaz. Gidip herhangi bir şekilde bilgi alamaz öyle. Çünkü gidip bir devletten nereyi karıştıracağını bilemez. Korkar devlet avukattan. Gider bir yerleri deşer avukat. O gizli sandıkları açar. Hatta gider kozmik odalara, kozmik odalardan belge devşirilir ve ciddi bir sorun. Bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhuriyeti ilan ettikten sonra, çünkü toplumsal bir sözleşme olarak değil, ilan ediliyor zaten Cumhuriyet. Yani toplumsal bir mutabakattan talep edilen bir şey de ilan ediyor. Üstten ilan edildikten sonra da hukukunu da bu şekilde inşa etmeye başlıyor. Çünkü 1915 büyük suçunu kapatmak ve bu suçu kapatmak açısından tapudan sonraki tapu olsun, medeni kanun olsun, ceza yargılaması olsun, böyle bir inşa sürecine gidiyor. Bu inşa ederken de hep maalesef Alman ekolü ve İtalyan ekolleri de kendine feyiz alıyor. Halen birçok bizim ceza yargılamamızın felsefi dayanakları o 1930'lar ruhu, 20'ler ve 30'lar ruhunun faşizm öncesindeki güvenlik sendromuyla oluşturmuş yasaların ruhudur hala. Onlar değişti, biz değişemedik hala. Çünkü geçmişle yüzleşme konusuyla ilgili doğrusu bir adım atamadık. En basit herhangi bir pozitif hukukumuz bile bu hukuk üzerinden kendisini inşa etmiş. Onun için Türkiye'de normal hallerde pozitif yürütülebilecek bir hukukun olmamasının nedenlerinden bir tanesi de bu 99 yıl önceki o büyük insanlık suçudur. Bu büyük insanlık suçu sonrası içerisinde kendisini kuran devletin de bütün ruhuna, bütün idari sistemine ve medeni hukuk sistemine inşa etmiş kendisi. Yavaş yavaş bu konuyla ilgili ben adım atıldığında, yani yanlışlıkla da olsa veya herhangi bir şekilde bir refleksle de olsa, bir tepkisel refleksle de olsa bu konuyla ilgili adımlar atıldı. Çünkü artık dünyadaki hukuk sistemi ve idari sistem açısından zorluyor artık. Mesela ben ceza alanında bir bilgi vereyim size. Ceza alanında yıllarca özellikle muhalif olan Kürtler olsun, solcular olsun bunların davalarındaki yıllarca hatta aylarca süren soruşturmalarda davalar gizli yürütülüyor. O dosyalarda ne olduğunu bilmezdiniz. Şimdi artık o gizlilik kararı kalktı. Şimdi savcılar o dosyaları ilk etapta avukatlarla paylaşmaktan hala çok rahatsızlar. Çünkü oraya gelen bilgiler, bazen istihbarat raporları olur kişilerle ilgili. Bazen
dosya öncesinde iddianame hazırlanmadan önce mesela bu konuyla ilgili gizlenmesi gereken ve imha edilmesi gereken evraklar olur. O evraklar daha imha edilmeden avukat onlara sahip olur. Bu açıdan mesela bu kalktı. Bu da nedir? Güçler arasındaki çatışmadan kalktı. Nedir? Gülen cemaatiyle AK Parti hükümeti açısındaki çatışma içerisinde bu dosyaların artık soruşturmaların gizlenmemesi, savcının ne iş yaptığını öğrenmek açısından devletin çıkarttığı bir refleks, bir kanunla. Ben çok uzun süreceğini düşünmüyorum ama bunun takipçisi olalım. Mesela bu soruşturmaların gizliliği konusuyla ilgili yakında yeniden bir yasal bir düzenleme olursa şaşırmayalım. Bunu da dün mesela zirveden ben size söyleyeyim. Şimdi bir yapıyı deşifre ediyorsunuz. Bir cinayet davası var. Bir bakıyorsunuz cinayet davasında öyle şeyler çıkıyor geliyor ki sanıkların dahil oldukları yapı üniversitede mesela bir sanığın birisi öğretim üyesi aynı zamanda gidiyor stratejik araştırmalar merkezinin üyesi. Bu stratejik araştırma merkezi nedir diye sorduğumuzda üniversitede üniversiteden talep ettik. Stratejik Araştırmalar Merkezi 11-12 maddelik bir yönetmeliğiyle kurulmuş, 2002 tarihinde YÖK tarafından faaliyete girmiş bir yapı. Bizim talep ettiğimiz dönemde de 23 üniversitede kuruldu. Özel üniversiteler, çok saygın dediğimiz o özel üniversitelerde de mevcut bu. Mesela söyleyeyim, Koç'ta da var mesela. Ama görevi nedir bu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin? Ermenileri araştırma. Ermenilerin nasıl yaşadığını, nasıl ne çalışmalar yaptığını, hatta diasporasında ne yaptığını, Ermenistan'da ne yapıyorlar. 9 madde bunun üzerine kuruldu. Ve bu çalışmalar içerisinde Türk tezine tabii güçlendi. Ve çalışma tarzları öyle verip ki adam, çünkü adam öğretim üyesi. İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi hatta. Ve öğrencisi olmayan İlahiyat Fakültesi öğrencisi, İnan Üniversitesi'nde. Ama orada tutuluyor. Ama yaptığı çalışma tarzı bir istifa çalışması. JITEM'le birlikte çalışıyor. Ve nereye kondurabileceğinizi düşünürken özel bir strateji araştırma merkezinin 99 tarafından, Milli Güvenlik tarafından, Güvenlik Kurulu tarafından tavsiye kararları şeklinde üniversitelere biçimlendirdiğini görüyoruz. Bir başka husus konusuyla ilgili cinayetleri araştırdığımızda bir yapı çıkıyor karşımıza. Bu yapının nerede konuşlandığına baktığınızda Özel Harp Dairesi'ne giriyor. Şimdi bakın, Özel Harp Dairesi'nde bir soruşturma yürütülüyor ve bu soruşturmayla ilgili savcıya girdiler, o girilmez o şeylere, kozmik odalarına. Bu sefer bilgiyi vermiyorsan, bilgiyi istiyorsunuz, bilgi gelmiyor. Soruşturmanın selameti açısından bilgi göndermiyorlar size. Yani siz diyorsunuz ki böyle bir yapılanma var ve bu yapılanmanın hedefinde Hristiyanlar var. Ermeniler var. Ve hatta misyoner kalıbı içerisinde herkes var. Çünkü bakıyorsunuz misyoner kalıbı içerisinde yalnızca Ermeniler, Hristiyanlar değil, Kürtler de var. Çünkü onlar da emperyalizmin mızrak ucu olarak ülkeyi bölecek diye şekillendirilmiş. Bununla ilgili bu yapının adıyla ilgili, yapısıyla ilgili, örgütlenmesiyle ilgili bize bilgi gönderin, savcı da göndermiyor. Elinde ama. Şimdi bu gizlinin soruşturmasıyla ilgili kalktı. Talep edelim diyoruz. Düşünüyoruz şimdi, talep edeceğiz. Ama özel kasada saklanıyor. Savcının özel kasasında savcı, adını da söyleyeyim, Mustafa Bilgili. Şimdi aldı da. Şimdi isteyeceğiz. Çekiniyoruz şimdi. Gerçekle ilgili olmayacak diye çekiniyoruz. Böyle bir de çekincemiz var öyle bir durumla ilgili. Yani söylediğim kısaca, belki bana sonradan bir 5-10 dakikada verirseniz. 1915 Ermeni soykırımı, Pontus soykırımı, aynı zamanda Rum soykırımı, Süryani soykırımı, bütün sayamadığımız o dönemler içerisindeki Türk ve Müslüman olmayan tebaa içerisindeki bütün halklar yapmış olan sonrasındaki getirilen yasalar, özellikle emlak-ı metruka ile ilgili, daha sonra da biliyorsunuz bir de bunların mallarının el konulması söz konusu ve bunların mallarının konulmaması büyük bir suça da ortaktır zaten. Ve bunun da paylaşımı söz konusu. Çünkü devletin bu şekilde, biliyorsunuz İslam'da ganimet vardır. Ganimetin 5'te 4'ü de şu anda IŞİD'in gibi cihatçılara öngörülen bir şekilde
paylaştırılır. 1/5'i komutan alır, 1/4'ünü diğer TEBA'ya dağıtılır. Bunun da ganimetli bir şekilde paylaştırıldığı için o bu suça ortak olma açısından bütün kesimler maalesef büyük bir oranda diyelim etnik ve dil ayrımı olmaktan bu suça ortak yapmış devlet ve bu devleti inşa ettiği için de bütün sistemini, pozitif hukukunu bile buna göre kurmuş. Onun için Türkiye'de herhangi bir baro üyesinin kalkıp da veya baro yöneticisinin kalkıp soykırımla ilgili konuşması zaten kendisini o hukuk dışına itmek anlamına gelir. Böyle cesaret konusuyla ilgili umarım biraz daha cesaretlerinin bu çizgiden çıkar. Pozitif, Türkiye pozitifizmi soykırım hukuk rejimi üzerine kurulduğu için bizim hukuk sistemimizde savunma avukatlarımız da bu konuyla ilgili hala zayıftır. Ama hukuk çok ciddi bir şey hukukçulara bırakılmayacak kadar ciddi. İşte hukuk dışındaki çalışmalar da biraz önce anladığım araştırmacılar gibi. Bu şeyler devam ettikçe yani bizim üzerimize kalmayacak bir mesele çünkü bu mesele. Biraz daha alan açılacak ve gerçekten de bu konuyla ilgili soykırım sorumluluk açısından, yüzleşmek açısından daha cesur ve daha kendimize özgüvenle konuşabileceğiz. Çünkü cesur olmak aynı zamanda daha sonrasında faali de özgüven haline getirir. Kendi çünkü o yüzleşmek faali de bir anlamda daha özgüven haline getirir diyebilirim. Burada nokta bırakayım. Tamam. Şey bak, Osman'ı bak. Sen mi? Teşekkür ederim. Şimdi Osman Kavala, Sayın Toplum ve Mesut Öpün meselesi. Şimdi teşekkür ederim. Valla burada bu konuda benden çok daha hakim. Biraz daha mikrofonu yapmak. Bu konuda burada bu akşam bu konuya benden çok daha hakim arkadaşlar var. Özellikle Ermeni arkadaşlar var. Onlara tereciye tere sıkmak gibi bir iş de yapmış olacağız. Kusura bakmayın ama ben de sivil toplum kuruluşu olarak yaptığınız çalışmaları ve genel perspektifi biraz sizle paylaşmak istiyorum. Anlamlı olacağını ümit ediyorum. Şimdi birkaç şey söylemek istiyorum soykırım ile ilgili. Lemkin bu kavramı icat ettiği zaman malum İkinci Dünya Savaşı yaşanmış. Çok korkunç Yahudilere olan katliamlar ve Çingenelere, Polonyalılara yapılanlar vahşet gösterileri. Sanıyorum yani siyasi aktörlerin kafasındaki yani biz bir daha böyle şeylerin olmasını nasıl önleyebiliriz? Birleşmiş Milletler de malum savaştan sonra kurum olarak ortaya çıkıyor ve bir taraftan Sovyetler Birliği, bir taraftan Amerika öyle bir uluslararası hukuk sistemi kuralım ki artık bu tür savaşlar ya da bu tür savaş suçları bir daha tekrar etmesin diye yeni bir etos, yeni bir dünya düzeni kurma konusunda birbirlerine yakınlaşıyorlar. Burada sorun, hükümran bir devletin yapacağı soykırım gibi edimlere karşı uluslararası düzen nasıl tepki gösterebilir? Hükümranlığa rağmen müdahale edebilir mi? Sorunsal bu ve zaten Birleşmiş Milletler'in anlaşması da soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması anlaşması. Yani bundan sonra artık böyle şeylerin olmasını gerekiyorsa askeri müdahaleyle bir hükümran devletin işlerine karışarak önleyebilme meselesi. Böyle bir umut ya da böyle bir istek. Şimdi bu gerçekleşmiş mi? Bilemiyoruz. Yani muhakkak ki bunun önemli bir etkisi olduğu ama öbür taraftan soykırıma veya soykırıma benzeyen başka hadiseler de yaşandı. Darfur, Ruanda,
gibi çok şey örnekler var, çok çarpıcı örnekler var. Yugoslavya malum. Fakat bununla birlikte şeyler de var. Siyasi nedenle yapılan bazı operasyonlarda büyük sayıda sivillerin ölümleri de oluyor. Yani kitlesel imha dediğimiz genel kavram içine giren başka edimler de var. İşte Vietnam'da, Kamboçya'da sivillerin öldürülmesi gibi, hatta Irak'ta da yani bir anlamda bir sürü sivilin ölümü gibi. Ama bunlar siyasi bir amaçla yapıldığı için veya bir savaş olduğu için ortada, tabii soykırım kadar, soykırım kategorisinde suçlar olarak kabul görmüyorlar. Tabii burada bir şey daha oluyor. Soykırım ilan edildiği zaman bir müdahale etme gereği de söz konusu. Bu yüzden bazen etnik çatışmaların olduğu durumlarda büyük devletler özellikle bu çatışmalarda çatışmaların soykırım diye anılmamasını tercih ediyorlar. Aksi takdirde müdahale etmek yükümlülüğü doğacak. Türkiye'ye baktığımız zaman 1915 Ermeni soykırımından sonra da oldukça acı şeyler yaşanmış. Malum Dersim 37, bunun dışında Kürt isyanlarına karşı yapılanlar var. Bir de yakın tarihimizde işte Maraş katliamı gibi, yani tam soykırım olmasa bile çok ciddi kitlesel katliamlar var. Bugün baktığımızda tabii dünyada yine Orta Doğu'da işte gördüğümüz gibi Irak'ta mezhepler arası çatışmalarda çok ciddi kitlesel kıyımlar oluyor. Etnik özelliği ya da daha ziyade mezhepsel özelliğinden dolayı insanlar öldürülüyor bir taraftan. Ama hani Türkiye'ye baktığımız zaman galiba Türkiye'de sanki hani bunlar pek olmayacakmış gibi veya bir inanç beslemeye başlıyoruz. Özellikle Kürt meselesinin bir uzlaşma ve barışçıl bir sürece girmesi hani biraz bu konudaki korkularımızı da azaltmış vaziyette. Peki bu durumda yani bir anlamda Türkiye'de olan olmuş, hani bundan sonra da bir daha zaten soykırım yapacak fazla da şey yok, hani Müslüman olmayan ruh yok. Yani Alevilere belki yine olabilir. Kürtlerle de bir şey var, bir anlaşma, bir dayanışma söz konusu olabilir. Yani bu durumda peki biz niye soykırımla ilgili, Ermeni soykırımıyla ilgili çalışacağız? Yani ana şeyimiz nedir? Yani ana motivasyonumuz nedir? Ana amacımız nedir? Yani bunu ben de aslında düşünüyorum. Yani bir sivil toplum kuruluşu olarak ya da işte aktivist olarak neye hizmet ediyoruz? Bunu yapmakla toplumda ne tür dönüşümler gerçekleştirebiliriz? Şimdi burada bir şey daha var, bir önemli olay daha var. 1915 soykırımından sonra bir dağılma olmuş. Yani malum kurtulan Ermeniler veya işte göç ettirilen ve hayatta kalan Ermeniler dünyanın çeşitli yerlerine dağılmışlar ve diaspora denilen kavram ortaya çıkmış. Bunların önemli bir kısmı Ermeni kimliklerini taşıyarak zaman zaman Orta Doğu'da şiddete başvuran eylemler yapılmış da olsa, yani genel olarak barışçıl bir biçimde ama hukuken ve hukuki yollardan haklarını arama için çeşitli uluslararası kampanyalar yürütmüşler. Şu anda da yürütüyorlar ve bunlar da başarılı. Yani Türkiye dışında bir Ermeni antitesi, bir Ermeni varlığı Türkiye'ye karşı soykırımı tanıtma kampanyaları ile aktif bir mücadele vermekte. Bu da ister istemez meseleyi sadece bir
içsel mesele olmaktan çıkartıyor. Yani sadece Türkiye'deki Ermeni azınlığın meselesi olmaktan çıkartıyor. Türkiye ve Türkiye dışındaki bir takım Ermenilerin de içinde olduğu, katıldığı bir sorun haline getiriyor. Bu da tabii Türkiye dışındaki Ermeniler, tabii Türkiye'deki Ermenileri de buna dahil etmemiz lazım ama aktif olarak Türkiye dışındaki Ermeniler adaletsizliğin, tarihi bir adaletsizliğin giderilmesi için başka ülkelerin meclisleri ve hükümetleri ile Türkiye üzerine bir baskı kurma stratejisi yürütüyorlar. Şimdi burada tabii bazı çelişkili durumlar da olabiliyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Bush dönemi bir taraftan Irak'ı işgal eden bir emperyalist güç ama öbür taraftan işte Kongresi'nde 1915'in soykırım olup olmadığı tartışılıyor. Yani kendi yaptıklarına bakmadan bir tarihi değerlendirme ve yargılama misyonu içine giriyor ABD'li siyasetçiler. Burada da bir tuhaflık var. Bir de tabii bunun Türkiye yansıması da her zaman çok olumlu olmuyor. Yani bu eğer Amerika'dan geliyorsa doğal olarak bir tepki de ortaya çıkabiliyor. Şimdi sivil toplum kuruluşları bu durumda ne yapabilir? Bence yani bizim tabii yapmaya çalıştığımız şey, Erdoğan'ın da bahsettiği gibi, bunun esas olarak bir iç meselemiz olduğunu anlatabilmek. Türkiye toplumunun kendisiyle ilgili, Türkiye toplumunun daha adil bir toplum olması için böyle bir duyarlılığın gerektiğini anlatabilmek ve eşit vatandaşlık kavramını geliştirebilmek için böyle bir şeyin gerekli olduğunu anlatabilmek. Yani bunu sadece Ermenilere yapılan bir haksızlık ve onların adalet taleplerini yerine getirmek diye değil, kendi kendimize, Türklerin, Kürtlerin, yani bu ülkede yaşayan toplumun daha medeni bir toplum olması perspektifiyle anlatabilmek önemli. Burada bizi, yani her ne kadar tabii bunun adı soykırımsa da uluslararası kavramlar açısından soykırımı kabul ettirme faaliyetler, özellikle yurt dışındaki faaliyetlerin dışında da bazı faaliyetler yapmaya itiyor veya böyle bir şeyi yapmanın gerekli olduğuna inandırıyor. Neyi kastediyorum? Örneğin sizlerin yaptığı sözlü tarih çalışmaları olsun, şahsi hikayeler olsun, bunlar aslında Türkiye toplumunun ya da işte Türkiye'deki çeşitli farklı kesimlerin tarihi daha iyi anlamaları için son derece önemli etkileyici öğeler. Malum Türkiye'de bir unutturma politikası hakim olmuş. Gerçekten de ulusal çapta birkaç hani Ermenilerin daha aktif mücadele ettikleri Van falan gibi birkaç yer dışında yapılanlar bir şekilde unutulmuş ya da çarpıtılmış. Bunlara karşı yerel bazda yapılan çalışmalar, sözlü tarih çalışmaları, biraz önce söylediğim gibi hatıratlar son derece önemli olabiliyor insanların düşüncelerini değiştirmek açısından. Şimdi burada tabii biz, yani bizim önceliğimiz Türkiye'de Türkiye'nin daha demokratik bir toplum olması, özgürlüklerin artması. Bu da bir süreç istiyor ama öbür taraftan diaspora açısından da öncelik bir tarihi haksızlığın bir an önce telafi edilmesi. Şimdi bunlar nasıl
yani bu iki öncelikli bağdaştırmak mümkün olabilir mi? Ben olabileceğini düşünüyorum. Şöyle ki, diaspora açısından tarihi Ermenistan, yani Doğu Anadolu, bugün Kürtlerin daha yoğun yaşadıkları bölge son derece önemli. Beraber birkaç toplantıya katıldık. Gelen bazı arkadaşlar soykırımın tanınmasından daha öncelikli olanın kendilerinin ana vatanlarıyla daha normal, daha sıkı bir ilişki içerisinde olmaları olduğunu söylüyorlar. Bu gerçekten yani bir Almanya ve Yahudi ilişkisiyle karşılaştırdığımız zaman gerçekten de diasporanın Anadolu'yla ya da tarihi Ermenistan'la ilişkisi çok daha sanki önemli ve onların kimliğini devam ettirmede gerekli bir unsur. Şimdi bazı Ermeni arkadaşlar tanıştığımız bugüne kadar Türkiye'ye gelmemişler. Türkiye'ye gelmemelerinin nedeni Türkiye'yi fail ülke olarak görmeleri ve toplumu da bir anlamda bu fail toplum olarak görmeleri. Yani biz Türkiye'de nasıl bir diaspora kategorisi varsa kötü Ermeni şeklinde yurt dışındaki bazı Ermeni arkadaşlarda da böyle bir Türk kategorisi ortaya çıkıyor. Ben geçenlerde Lübnan'daydım. Lübnan'da çeşitli arkadaşlarla görüştük. Yani benim konuştuklarımın önemli bir kısmı Türkiye'ye gelmemiş olanlardı. Fakat sanıyorum Hrant cinayetinden sonra ve toplumdaki duyarlılığın, sivil toplumdaki duyarlılığın kendisini göstermesiyle birlikte diasporadaki bazı ön yargılar da değişmeye başladı. Ve daha fazla insan Ermeni dünyanın farklı yerlerinden Türkiye'ye geliyorlar. Kendi memleketlerini ziyaret ediyorlar. İnsanlarla konuşuyorlar. Yani sadece memleketlerini turist olarak ziyaret etmenin ötesinde oradaki ahaliyle konuşuyor. İşte Kürtlerle konuşuyor. Burada Türklerle konuşuyor. Ve bu bayağı bir değişim de getiriyor. Bir enerji sağlıyor zannediyorum. Yani tabii bunu söylemek bana düşmez. Tabii bu şeyi de değiştiriyor. Yani konuştuğu insanların tavırlarını da değiştiriyor. Yani bugüne kadar diaspora diye kafasında belirli bir şekil muhafaza etmiş olan insanlar karşılarında kendilerine benzeyen ortak kültürel özellikleri olan dışarıdan gelen Ermenileri gördükleri zaman onlar da onların da kafalarındaki bazı kavramlar değişebiliyor. Bence yani burada da yani soykırım söyleminin ötesinde ya da bununla birlikte diyelim Türkiye'deki Türkiye'de yaşayanların Türklerin ve Kürtlerin Ermeni kültür mirasını sahiplenmeleri ve içselleştirmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu hem özellikle Ermenilerin ana vatanı olan bölgede özellikle Kürtlerin yerel idarelerin etkili olabileceği bir konu. Örneğin Diyarbakır'da Sokyaros Kilisesi'nin restore edilmesi son derece önemli oldu. Şu anda Sokyaros bir kültür merkezi gibi çalışıyor. Kökenleri Ermeni olan ama şu anda Hristiyan olmayan insanlar kiliseye gidiyorlar, Ermeni kültürünü öğrenmeye çalışıyorlar. Ve bu bir işte barışma zaten jesti olarak da yerel idareler tarafından desteklendi.
Yani bunun gibi Kars'ta, Ani'de son derece önemli eserler var. Bunların ön alınması çok önemli. Bir de tabii yani 2000 yıllık belki daha geçmişe giden kültürel mirasla birlikte bir de modern Ermeni entelektüel de kültürel birikimi var. Yani 20. yüzyılın başında İstanbul, Tiflis gibi Ermenilerin son derece önemli bir kültür merkezi. Soykırıma uğrayanlar içerisinde son derece önemli işte yazarlar, şairler, sanatçılar var. Ve maalesef bunları da biz bugüne kadar öğrenmemişiz, bilmiyoruz. Bunları da öğrenmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bizim belki de şeylerimizden bir tanesi, yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bu insanları da kendimiz gibi görmek. Şimdi bu ne anlama gelebilir? Eğer bu kategorileri aşan bir biçimde, yani Türk-Ermeni kategorisini aşan bir biçimde biraz daha içselleştirebilirsek bu deneyimi, belki o zaman soykırımı sadece Türklerin, Kürtlerin, Ermenilere yaptığı bir şey gibi değil de toplumda adil olmayan, haksız olan insanların toplumda adil olanlara karşı yaptığı bir suç diye de algılayabiliriz. Yani Türkiye'de yaşayan Türkiye toplumunun bir kesimine karşı da işlenmiş bir suç olarak bu düşünülebilir. Ve belki o zaman ölenlerin de niye öldüklerine dair bir daha derin bir anlam ortaya çıkabilir. Ben Aras yayın evinden çıkan Zabel Esayan'ın Yıkıntılar Arasında adlı kitabının ön sözünden bir bölüm okumak istiyorum. Bu Makli Şanyan ön sözü yazmıştı ve alıntı Esayan'a ait. 1909 Adana katliamı ertesinde yazılmış bu kitap. Çabam tüm milletimi ve hatta içgüdülerimize, acılarımıza yabancı olan yurttaşlarımızı, yurttaştan kastettiği sadece Ermeni değil, Osmanlı yurttaşları, 3 ay boyunca karanlığını yaşadığımız o sınırsız sefaletle buluşturmak olacaktı. Kan ve ateşin dehşetiyle aklını yitiren, delilik sayılacak kararlar vermek zorunda kalarak, atalarının toprağından kaçan bir halkın durumunu gözler önüne serebildiyse, tüm vatana, yani tüm Osmanlı ülkesini kastediyor, tüm vatana hizmet edebildiğime inanıyorum. Çünkü kimse artık bu alçak gönüllü insanları hakir görmeye ve onlara nefretle yaklaşmaya cesaret edemeyecektir. Bu duygu, hür bir yurttaş olarak bu ülkenin eşit haklarla donanmış ve eşit yükümlülükler yüklenmiş bir öz evladı olarak bu sayfaları çekincesiz yazmam için önemli bir dürtü oldu. Ben bu kitabı okuduğum zaman çok etkilenmiştim. Yani sanıyorum bu tabii Esayan maalesef bulamadı, yeter kadar bir tepki bulamadı. Arkasından çok daha korkunç bir felaket ortaya çıktı. Fakat yine de her şeye rağmen, bütün olanlara rağmen bu soykırımı sadece soykırım olarak değil, bu topraklarda daha eşit bir toplum düzeni, daha adil bir toplum düzeni mücadelesine karşı yapılan çok önemli bir katliam, bir suç olarak görebilirsek, belki o zaman daha içselleştirerek bu sorumluluğu hissederiz diye düşünüyorum. Son konuşmacı olarak ben de 1915 Diyarbakır Kürtler başlıklı yürüttüğüm sözlü tarih çalışmasını tanıtacağım, anlatacağım. Çıkardığım sonuçlar hakkında bilgi vereceğim.
yaklaşık 8-9 aydır yürütülen bir çalışma. Onu söyleyeyim. Ekim 2013 itibariyle başlayan bir çalışmadan bahsediyoruz. Öncelikle böyle bir proje yapma fikri, böyle bir çalışma yapma fikri nereden ortaya çıktı? Buradan başlamak istiyorum. 2000'ler itibariyle zaten Ermeni meselesi, Ermeni soykırımı tartışılan konulardan birisiydi. Tarantin katledilmesinin ardından zaten daha da yoğunlaşan bir tartışma süreci vardı. Ama Kürtler arasında da yoğun bir tartışma süreci var. Yani çok böyle fazla kamuya mal olmak konusunda sorunlar yaşıyor olsa da Kürtlerde çok daha başka bir tartışma düzeyini de fark ettik. Mesela Batı tarafında daha çok aydınlar konuşurken Kürtler tarafında, Kürdistan'da sıradan halktan insanların, dedelerin, nenelerin, hatta genç nesillerin, insanların çok daha fazla bu meselede konuştuğunu fark ettik ve konuşmak isteği inanılmaz derecede yüksekti. İnsanlar yani bunu günlük yaşamımızda fark ettikten sonra nedenleri üzerine eğilme gereği duyduk ve tabii beraberinde de böyle bir çalışma yapmak fikri ortaya çıktı. Kürtler niye bu kadar daha çok tartışma isteği ve konuşma isteği, hatta bazen iç dökme, hatta bazen öz eleştiri verme, vicdan azabı içerisinde anlatma gibi bir halet-i ruhiye içerisinde, en azından karşılaştığımız birçok insanla bu halet-i ruhiyeyi görünce böyle araştırma yapmaya ihtiyaç doğdu. Aslında bu halet-i ruhiye biraz bugünle de, bugün yaşadıklarıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Yani bugün Kürtler mağdur bir konumda. Kürtler 30 yıldır gerçekten büyük acılar çekiyor ve buna karşı direnen bir halk konumundadır. Kendi özgürlüğünü istiyor, esarete karşı bir anlamda mücadele ediyor. Buradan baktığımızda aslında geçmişte Ermenilere yapılanların bu manada hafızası da tekrardan açığa çıkıyor, canlanıyor ve bugün geçmişe dönük daha bir empatiyle yaklaştıklarını, daha bir öz eleştirel bir tutum içerisinde olduklarını gördük. Aslında başta da böyle bir tespit üzerine bu çalışmanın sınırlarını belirledik. Yani baştan beri böyle bir şey vardı. Bu çıkardığımız, hissettiğimiz değerlendirmelerdi. Buradan böyle bir çalışma yapmaya giriştik. Çerçevesini ama tabii her çalışmanın sınırlığıyla alakalı olarak çerçevesini daha çok Diyarbakır'la sınırladık. 60 görüşmeyle sınırladık. Yani bu elbette bütün Kürdistan'da, bütün bölgede yapılması gereken, hatta bütün Türkiye'de yapılması gereken bir çalışma bence. Fakat doğal olarak biz bunu Diyarbakır'la sınırlamak, 60 görüşmeyle sınırlamak gibi bir hedef belirledik ve bunun üzerine çalışmaya girdik. Ön hazırlıkları, okumaları, bu arada tabii literatürde yazılmış şeyler de okuduk. Kürtler de yazmışlar aslında. Kürt aydınları da yazmış zamanı evvelinde. Mesela bunda önemli kaynaklardan birisi Hasan Hişar Serdi'dir. Ne bileyim Abdurrezzak Bedirhan'ın yazdıkları vardır. Daha sonra işte günümüze doğru Tarık Ziya Ekinci, Musa Antel gibi isimlerin de yazdıkları var. Bugün aslında genç Kürt edebiyatı içerisinde de, Kürtçe edebiyatı içerisinde özellikle bayağı bu mevzuyu işleyen romanlara, öykülere rastlamak da mümkün. Aslında hep o hafızanın tekrar tekrar canlanmasıyla alakalı ki Kürtlerle Ermeniler aslında belki 1000 yıldan fazla bu topraklarda birlikte yaşamışlar. Enteresan bir görüşmede mesela birisi şöyle diyordu: Koka kurda flaha yeke. Yani Kürtlerle Ermenilerin kökü aynıdır. Aynı kökten gelmeyiz diyor. 1913 yılında yazılmış bazı Kürt dergilerine baktığımızda, ne bileyim işte Roji Kürt, Ketevi Kürt gibi dergiler var. Onların çevirilerini yapmıştık bir ara. Orada da benzer bir şekilde Ermeniler ve Kürtlerin aynı kökten geldiğini, bazı Kürt aydınlarının yazdığını görüyoruz ki. Neden Diyarbakır'ı seçtik? Diyarbakır'ı seçmemizin birkaç sebebi var. Diyarbakır aslında bütün zamanlar boyunca her zaman bir merkez konumundadır. Çok merkezi bir yerdedir Diyarbakır. Mesela 1847'de Kürdistan eyaleti kurulur, onun merkezi Diyarbakır'dır. Diyarbakır aynı zamanda Osmanlı'nın bölgeye açıldığı önemli bir merkezdir. Beylerbeyliği olarak organize edilmiş, eyalet olarak organize edilmiş ve Bey Sancağı konumundadır Diyarbakır merkezi. Yani orada her zaman
Osmanlı'nın gönderdiği beyler orada konumlanmış, oradan idare etmişler. Bir, böyle bir idari merkez konumu var. İki, 1915 açısından yine Diyarbakır çok merkezi bir yerdedir. Diyarbakır'da bir meşhur vali var, Çerkez Doktor Reşit, Mehmet Reşit Şahingiray diye de daha sonra ismini biliriz. O aslında 1915'te Diyarbakır valisi olarak çok stratejik bir rol oynar ve katliamların organizasyonunda, soykırımın gerçekleşmesinde çok önemli bir yerdedir ve Diyarbakır valisidir. Bir, böyle tarihsel bir anlamı var Diyarbakır'ın. İki, bugünün Diyarbakır'ı artık Ahmet olarak ifade edilen bir payitaht, yani Kürtlerin başkenti olarak ifade edilmekte. Kürt siyasi hareketinin aslında en önemli merkezlerinin başında gelmekte. Öyle bir merkez konumundadır. Dolayısıyla bugün mesela Kürt siyasi hareketi daha fazla damgasını vurmakta, yeni bir kültür oluşmakta, yeni bir kimlik edinmekte. Buradan da baktığımızda aslında Diyarbakır'da belki diğer taraflarda rastlayamayacağımız yoğunlukta bir cesaretle bu mevzu hakkında konuşma isteği var. Bunu bir Diyarbakırlı aydına da sordum. Yani Diyarbakırlıların cesareti üzerine ifade etti. Belki kendisinin abartısı bilmiyorum ama. Daha bir cesaretle bu mevzunun konuşulduğunu görmek mümkün. Bir de şöyle, Diyarbakır aslında 1915'te savaş alanının dışındadır. Önemli oranda Rus işgali vardır. 1914'ün sonunda 1916'nın Mayıs'ına kadar aslında o bölgenin büyük bir kısmı işgal edilmiştir. Ama Diyarbakır işgal altında değildir ve Osmanlı'nın merkezi gücü önemli oranda Diyarbakır'da konumlanmıştır. Bu manada Diyarbakır önemli bir yerdeydi. O yüzden Diyarbakır'ı seçtik. Bir de Diyarbakır'a ilişkin çok hikaye anlatılıyordu gerçekten 15'te dair. Bu süre içerisinde belirlediğimiz 60 görüşmeyi yaptık. Bunlar Kürtçe ve Türkçe görüşmeleri oldu. Kürtçe'de Zazaki ve Kurmancı görüşmeler yaklaşık %60'a yakınında oluşturdu görüşmelerin. Sözlü tarih yöntemiyle yaptık. Sözlü tarih aslında bu manada elimizi kolaylaştıran bir şey. Çünkü Kürtlerin kendilerinin yazılı arşivleri yok. Devletleri de olmadığı için. Ama sözlü tarih yöntemi zaten bize aslında böyle bir olanak sağlıyor. Yani belki devleti olmayanların, aslında dışlanmış olanların, resmi tarihin dışında kalmış olanların bir anlamda duyurabilmenin bir olanağı olması açısından böyle bir yöntemle gittik. Şimdi çalışmanın sınırlarına ilişkin şunu da belirtmek istiyorum. Biz bunu Diyarbakır'la sınırladık. Bir sözlü tarih çalışması yaptık. Dolayısıyla şöyle sorularla çok sık karşılaştık. Genel olarak Kürdistan ve Kürtlerle ilgili bir genelleme yapma konusunda bu çalışma açısından bir takım sınırlılıklar ve sıkıntılar var. Onu baştan belirtmek istiyorum. Bir defa bu çalışma bir sözlü tarih çalışması ama böyle genellemeler yapmak için daha farklı tarihsel teknikleri de devreye sokarak, tarihsel araştırma tekniklerini devreye sokarak tamamlamak gerekir. Biz elbette çalışmanın yazım sürecinde bu yönünü çalışıyoruz fakat burada aktaracağım şeylerin daha çok bize anlatılanlar üzerinden olduğunu belirterek bir sözlü tarih çalışması olduğunu, dolayısıyla arşiv taraması, farklı araştırma teknikleriyle de tamamlanan bir çalışmayla daha genellemelerin genelleme yapmanın mümkün olduğunu söylemek mümkün. İkinci handikapı burada Diyarbakır özgünlüğünde yaptığımız için diğer bölgeleri de yapmak ve oralardan karşılaştırma yapmak gerekiyor. Mesela ben biraz şeye baktım. Aslında Diyarbakır'la karşılaştırılabilecek belki en yoğunluklu örnek Ankara örneği. Ankara'da benzer bir şekilde Doktor Reşit benzeri bir Atıf Bey var. Ankara valisi ve o 24 Nisan'da gönderilen İstanbul'dan yola çıkarılan, sürgüne, tehcire gönderilen Ermeni aydınların birçoğunun öldürülme kararında o Atıf Bey vermiştir ki böyle biraz Doktor Reşit ayarında bir zulümkar bir şahsiyettir bu manada. Fakat dediğim gibi yani biz bu çalışmayı Diyarbakır özgünlüğünde yaptığımız için bütün bölge hakkında bir genelleme yapmak yine bu manada sınırlıklar doğuruyor. Bir de Diyarbakır'ın bahsettiğim gibi farklılıkları var. Yani nedir? Bir defa işgal bölgesi değil, savaşın olduğu bir yer değil. Fark. Diğer bölgelerde mesela Van'da, Erzincan'da, Erzurum'da buralarda Rus işgali var ve buralarda farklı dinamikler de
devreye girmiş, farklı çatışmalar da yaşanabilmiş. Şimdi Diyarbakır'da neyle karşılaştık? Aslında çok canlı bir hafızayla karşılaştık. Başta öngördüğümüz, başta tespit olarak belirttiğimiz şeylerin birçoğuyla canlı olarak karşılaştık. İnanılmaz bir hafıza var ve bu hafıza bugünden de beslenerek, bugünkü mağduriyet üzerinden de empati kurarak çok canlı bir şekilde anlatılıyor. 15'e dair inanılmaz, biraz da şiddet yüklü hikayeler var dinlediklerimiz arasında. Aşırı şiddet yüklü ve aslında 1915 bu topraklarda şiddetin zirve yaptığı bir dönem onu ifade ediyor. O yüzden de bugün, bu da benim çıkardığım sonuç olarak söylüyorum, bugün hala bu kadar şiddet, bu kadar kötülük, bu kadar zulümkarlık varsa 15'in bir anlamda ahı üzerinden, 15'in kapanmayan yarası üzerinden gidiyor. Fakat bu hafızada parçalılıklar var doğal olarak. Şimdi biz kimle görüştük? İkinci nesille, üçüncü nesille, dördüncü nesille görüşmeler yaptık. Yani birinci nesilden bu olayı yaşamış, deneyimlemiş elbette kimse kalmış değil. Ama onların çocukları vardı. Onlarla görüşme olanağımız oldu. Yaklaşık 100 yaşına gelmiş, 90 yaşına gelmiş insanlar vardı içlerinde. Torunları vardı, torunların çocukları vardı. Onlarla görüştük. Dolayısıyla hikayeler içerisinde yer yer tamamlanmayan parçalar vardı. Yani bir olayın tümüyle bütün ayrıntılarını almak konusunda sorunlar yaşadık ama farklı hikayelerden onu tamamlamak gibi bir çaba içerisinde olduk. Fakat bu başlı başına bir uğraş ve daha çok uğraşmak gerekiyor ki o puzzle'ın parçaları tamamlanabilsin, toplanabilsin. Şimdi Diyarbakır'a gittiğinizde, özellikle yaşlılarla konuştuğunuzda 1915 ya da Ermeni soykırımı kavramını onlar kullanmıyorlar. Onların özellikle Kürtçe'de kendilerine has kavramlar, tanımlar yapmışlar ki bence bizim yaptığımız çalışmaların en kıymetli yönlerinden birisi buydu. Ermeni soykırımı demiyorlardı, 1915 katliamı demiyorlardı ama Kırkırına falan, Fermana falan, Demabrine, Terkafılan, Kafle zamanı, Fırhun gibi isimler kullanıyorlar. Fille'ye kullanıyorlar değil mi? Fille. Fille ne demektir? Yani. Fille. Bunu açıklayayım. Tabii. Fille kavramını kullanıyorlar. Vafille kavramını kullanıyorlar. Hatta Filistan diyorlar. Bakın Kulp'un bazı bölgeleri için Filistan diyorlar. Ben başka birisiyle konuştum. Diyor ki biz Adil Cevaz'a Adil Cevaz demeyiz diyor. O Filistan'dır diyor. Şimdi bunlar yerleşmiş. Yani zamanı evvelinde buraya verilen bir isim. Fille kelimesini Ermeniler için kullanıyorlar. Bugün daha böyle aslında aşağılamak için kullanılan bir anlam ifade ama ediyor. Türkçesi, şu anda Türkçesi nedir? Şu anda Türkçesi nedir? Bu konuda araştırıyoruz. Fakat şu an çeşitli fikirler var. Nedir? Fellah'tan geldi söyleniyor kimisi. Yani fellah Arapça çiftçi anlamına geliyor. Bunun dışında özellikle yani bizim de yakın olduğumuz düşünce biraz böyle ki Ermeniler toprakla çok haşır neşir bir toplum. Dolayısıyla sanırsam Silva Özyerli'ydi. Onun bir yazısında bu kavramın peşine düşmüş. Onun bir yazısında denk geldik biz de bunu. Bir yaşlı Ermeni ile görüştüğünde Amerika'da bir ev almış. Demiş ki bu ev eksiktir. Neden eksiktir? Bu evin ağacı yoktur. Diyor ki Ermeniler bir yere gittiğinde bir ev aldıklarında ağacı olacak, bağı olacak, bahçesi olacak. Şimdi buradan bakıyorsun belki de Fille'nin kökü bu toprakla iştigal eden, onunla haşır neşir olan, hemhal olan konumlarıyla, yaşam tarzıyla alakalı olabilir. Ama tabii bunlarda kesin şeyler söylemek bugün bizim için çok mümkün değil. Fakat böyle değerlendirmeler var. Burada en çok kullanılan kavram Fermana Fille. Fermana Fille. Fermanın ne anlama geldiğini biliyoruz. Ferman Osmanlı'da padişahın emri anlamına geliyor. Ferman kendi başına da kullanılıyor ya da Fermana Fille. Şimdi burada Ermenilerin fermanı. Hatta birkaç yerde şöyle bir tanımla karşılaştık. Fermana Fille'han Eul, Fermana Fille'han Paşin. Birinci Ermenilerin fermanının birincisi ve ikinci ferman. Birinci ferman dedikleri belki de 1894'leri anlatıyor. İkinci ferman ise 1915 için söylüyorlar. Bunu Lice'de ben duydum. Bunu
Kulp'ta da duydum. Şimdi Diyarbakır'ın farklı yerlerinde, bütün Diyarbakır'ı dolaştık, Diyarbakır merkez, Diyarbakır'ın ilçelerine gittik ve burada bu söylemlerin anonimleşmiş, ortaklaşmış olduğunu gördük ve çok yaygın bir şekilde. Kimisi Zazaki, kimisi Kurmancı. Ferman bence burada olayın failleri vesaire hakkında da yine bir şey söyleyen bir kavram. Yine 1915'te neler olduğunu Kırkırın, Kırkırına fırlan ya da Furkun, Furkun'a fırlan diyor. Furkun sazaca bir kelime. Keklik avına çıkan insanların bir keklik avını, o keklik sürüsünün tamamını öldürdüklerini ona Furkun diyorlar. Yani aslında bütün hepsini yok etme anlamına geliyor. Kırkırın yine benzer bir anlamı ifade ediyor. Kökünden yok etme anlamına geliyor. Bakın bunları Kürtler kendisi kullanıyor. Gittiğinizde 70 yaşında, 80 yaşında, 90 yaşındaki insanların kendilerinin kullandığı kavramlar bunlar. Bu manada farklı bir literatür, farklı bir şekilde anlatılıyor zaten. Yani bu bugünden bizim kurduğumuz tarih kitaplarında okuduklarımızın ötesinde orada başka başka bir şekilde anlatılıyor olması çok çarpıcıydı. En çok dikkatimizi çeken hususlardan birisi buydu. Bunu belirtmek istiyorum. Belki de bizim araştırmamızın gösterdiği en önemli şeylerden birisi şu. Bu olayı anlatırken, soykırımı anlatırken hiçbir tek kişi bile bunu oh oldu, iyi oldu, iyi ki Ermeniler gitti, burası bize kaldı, burası Kürdistan oldu diyen bir tek insan yok. Herkes, bu çok büyük bir zulümdü, bu zulümün altında da Kürtler kaldı, Kürtlerin aklı ermedi, sonradan başına geldi demekte. Bunu da tanımlarken diyorlar ki Emşivin Hun Paşivin. Bunu kim demiş? Ermeniler giderken demiş. Yani biz akşam yemeğiyiz, siz de bizden sonraki öğünsünüz diye Emşivin Hun Paşivin diye Ermeniler katledilirken Kürtlere söylüyor bu cümleyi. Şimdi buradan hiçbir anlatıda böyle bir benimseyen bir şeyin olmaması dikkat çekici. Mesela bir görüşme vardı. Bir görüşmede şey anlatıyordu. 1950'lerde, 60'larda diyordu, Lice'de biz işte caminin avlusunda oturup çay içerdik. Bir adam vardı, gelirdi, Hamanoğlu diye bir adam, lakabı bu. Gelirdi, anlatırdı, ne kadar Ermeni'yi nasıl öldürdüğünü anlatırdı, övünerek anlatırdı. Şimdi mesela, o zamanlar bunlar varmış. Yani, o katliama iştirak eden kişilerin nasıl da bunu övünerek anlattığı bir dönem olmuş. Ama mesela bugün, dediğim gibi bir tek kişinin bile övünerek anlatmıyor olması ve bunu bir zulüm olarak sadece yani öldürme olaylarının ki ayrıntılarını anlatıyorlar. Yani zaten daha çok öldürülenler kadın ve çocuklar. Çünkü anladığım kadarıyla bu olayın organizasyonunu anlatırken önemli oranda erkekleri önce başta alıyorlar ve bunu alıp götürürken de devlet, askerler iştirak ediyorlar. Ondan sonra kadın ve çocuklar kalıyor ki bunların birçoğuna orada özel bir örgütlenme var, bir milis örgütlenmesi. Doktor Reşit tarafından büyük ihtimalle kurulmuş, oluşturulmuş paramiliter bir yapılanma var. Bugünkü koruculuğa benzetiyorlar, ismini de söylüyorlar, Bejik diyorlar. Gittiğiniz her yerde, Diyarbakır'ın her yerinde Bejiklerden bahsediyor. Bunlar bildiğimiz kelle avcılarıdır. Bunlar gidiyorlar, katliamdan da kurtulmuş insanlar varsa onları öldürüyorlar. Ve bunlara ilişkin onlarca, yüzlerce anlatı var. Kendi ailesinde bu yönlü katliama katılmış olan insanların anlatıları var. Dediğim gibi, bugün Kürtlerin bu pozisyonda olması, özeleştirel bir pozisyonda olması çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer husus, çıkardığımız şeylerden birisi aslında 1915 öncesi de çok önemli. 1915 öncesini Kürtler inanılmaz derecede Ermenileri överek anlatıyorlar. Yani, mesela hani bugün anlıyorum gerçekten Ermeni cenahında, Ermeni toplumuyla yapılan sözlü tarih görüşmeleri, farklı çalışmaları da okuduk. Çok da ciddi tepki duyuyorlar, haklılar, bir şey söylemiyorum. Yani Kürtlere dönük de tepkileri var. Ama mesela Kürtler Ermenileri 15 öncesini anlatırken inanılmaz sevgi ve nasıl da iyi insanlardı, nasıl da birlikte iyiydik, kardeştik ve şu şeyi üzerine oturtuyorlar. Bakın burası bence çok önemli. Kirvelik kavramı ile anlatıyorlar ki bu ilişkiyi. Bence 1915 Kürt-Ermeni ilişkilerinde kirvelik, kirvati Kürtçesiyle çok önemli stratejik bir yerde duruyor. Ve basit bir şey olarak değerlendirmemek lazım. Çok daha derinleştirilmesi gereken bir husus olduğunu düşünüyorum.
Yani kirvelik niye mesela gayrimüslim olan Ermenilerle o ilişki kurulmuş? Gerçekten aslında toplumun kendine göre bir yaşamı, hafızası, ilişki tarzı, kendi yaşamını örgütleme usulü var. Ve bu usul içerisinde aslında siyaset ve devlet işin içine girmese, kendi içinde bir hukuk kurup orada ilişkileri dizayn etmesi mümkün. Kirvelikte ne var? Kirvelik aslında birbirine yakınlaşmaya getiriyor. İki toplum arasında birbirine yakınlaşıyorsun. Tamam, mesela bize şöyledir, kirvelik de kız alıp verme olmaz. Evlilik ilişkisini yasaklayan bir şeydir. Zaten gayrimüslimlerle evlenmesi bir Müslüman açısından sorunlu bir hususken, bir defa hem ona çözüm getiriyor, hem de aslında bir hukuk oluşturuyor. Şimdi sen kirven varsa kirvene ömrü boyunca saygı duyacaksın. Değil mi? O karşılıklı saygın bir ilişki kurmak zorundasın. Ve yakınlaşmak zorundasın. Aynı aile gibi olacaksın. Dolayısıyla buradan baktığımızda çok stratejik bir yerde ve 1915 öncesi o ilişkiyi önemli oranda tanımladığını düşünüyorum. Tabii bu şu demek değil. Ben burada bütün 1915 Kürtlerle Ermeniler arasında muazzam bir ilişki, kardeşlik olduğu üzerine kurmuyorum, yanlış anlaşılmasın. Sadece anlatılarda bunun çok öne çıktığını ve herkesin neredeyse buna sığındığını, buna dayandığını söylemek istiyorum. Elbette biliyoruz. Yani İslami anlayış gereği zaten Müslümanla gayrimüslimin eşit olması diye bir şey söz konusu değil. Yani orada başka bir hukuk işliyor. Fakat toplumun kendi içinde o bütün İslami kuralları, devlet kurallarını bir kenara bırakarak böyle bir kendi içinde bir hukuk oluşturmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi dedim ki işin en acı yönlerinden birisi burasıdır. Çok fazla şiddet yüklü hikaye var. Öyle ki bazen dinlemekte bile zorlandığınız hikayeler anlatılır. Ve öldürmeler toplu öldürme biçiminde anlatılıyor. Çok canlı anlatılıyor. Yani şuraya götürdüler ve buraların her birisinin ismi var. Her birisinin ismi var arkadaşlar. Onları da söyleyeyim. Üzerimde kalmasın. Bu öldürmeler Diyarbakır bir geçiş yeri. Diyarbakır bir geçiş yeri. Erzincan'dan, Elazığ'dan, Harput, Maden üzerinden gelen kafilelerin Diyarbakır'dan geçmesi, buradan ya Deyrizor'a ya da Musul hattına, Diyarbakır eşrafını, Diyarbakır'daki insanların bir kısmında Musul'a götürülmesi diye bir şey söz konusu. Özellikle kuzeyden gelen kafileler birçoğu burada öldürülmüş. Ve burada öldürme mekanlarının her birisine farklı farklı isimler vermişler. Hani en meşhuru Düden. Çermik, Çüngüş arasında bir yerdir. Çüngüş'e daha yakın, Yeniköy denilen bir köyün hemen kenarındadır. Gittik, gördük de orayı. Gerçekten bir Düden, aynı zamanda bir sarnıç gibi bir şeydir böyle. Yere açılan bir yerdir. Korkunç bir ağzı ve büyük kayalık bir yer. Ekip olarak gittik, Kadir vardı, Adnan vardı. Yine bizi götüren, yerelde bu hikayeyi anlatan insanlar vardı. Onlar götürdüler bizi. Ben zaten kendisi korkunç bir yer buraya. Ve burada insanlar kesilerek, yani kama, bıçak ve benzeri, kılıç ve benzeri şeylerle kesilerek, yaralanarak ya da öldürülerek atılmış ya da bazen direkt sağ halde atılmış. Zaten dibi görünmeyen kayalık bir yer. O 1915'i anlatırken birisi de şey diyordu, Dema Brine, yani kesme zamanı diyor. Böyle de tarif ediyor. Kesme kavramını, hani geçenlerde bir tane yazar kullandı ya, neydi onun ismi? Ayşe Kulim kullandı. Yani durup dururken kesmedik diyordu ya. Kesme kavramı öyle basit bir kavram değil. Aslında 1915'te ne olduğunu iyi anlatan bir şeydir. Ve gerçekten o bölgede maalesef böyle kesilip insanların atıldığı çukurlar, kuyular var. Bazılarını söyledim. Mesela Eğil bölgesinde Hezaz'a Ermeniyan diyorlar. Hezaz, Zazaca yine sarnıç, çukur, yarık anlamına geliyor. Hezaz. Hezaz'a Ruta var yine Eğil'de. Buralar hep özellikle öldürülüp atılan yerler. Ya da Çernik'te Lana Gavran, Lice'de Kuna Romi ya da Serde Çukuru gibi. Bunlar halk vermiş buralara isimler. Ve biliyor musunuz, çocukların o bölgelere gitmesini yasaklamışlar anneler. Diyorlar ki oraya gitmeyin, orada cinler var. Anlatanlar anlatıyorlar, diyorlar ki
görüştüğümüz insanlar çocukken bize derlerdi ki gidip orada top oynamayın, orada bir şey yapmayın. Orada cinler, periler var, sizi alır götürürler tarzında. Aslında korku mekanları olarak o zaman da böyle hafızaya nakşetmiş, gelmiş. Burada mesela Eylül için söyleyeyim, birisi araştırma yapmış. Yani görüştüğümüz insanlardan birisi bu konuda kafa yormuş. Bayağı işte bu bahsettiğim öldürme mekanlarında gelen kafilelerden insanlar buralara atılmış. Ya da yerelde köylerden toplanmış, götürülüp oraya atılmış. Bu tür örnekler verdiler. Eylül'de diyordu 183 kişi hayatta kalmış. Tek tek araştırmış, hane dolaşmış. Ama bunların önemli bir kısmı Eylül'de değil. İşte Harput'tan, madenden, şuradan, buradan kafileler haline gelen insanlardan arta kalanlar diyor. Bunlar nasıl arta kalmış? Kafilelerden zaman zaman kadın ve çocukları çekmişler, almışlar. Benzer bir şekilde. Kurtarılma hikayeleri var burada. Yani öldürmeler kadar Kürtler tarafından kurtarılan insanlar da olmuş. Bu tür hikayeler de denk geldi. Tabi burada özellikle kurtarılanların kadın olması, çocuk olması ve zanaatkar olmasının altını çizmek gerekiyor. Zanaatkarlık orada çok önemli tabii ki. Orada hayatın devamı, idamesi açısından önemli bir yerde. Bu manada bunlar sorgulanması gereken, direkt kabul edilmekten ziyade sorgulanması gereken hususlar olarak da ifade edeyim. Zamanı biraz geçirdiğim için şey yapacağım. Fakat şey olarak belirtmek istiyorum burada. Kürtler hiçbir zaman gerçek anlamda tıpkı Türkiye'nin diğer taraflarında olduğu gibi hukuken bu meseleyle yüzleşmemişler. Yüzleşmelerine zaten mümkün değil. Yani devletin bu konudaki tutumu ortada. Fakat sembolik yüzleşme dediğimiz bir yüzleşmeyi hep yaşamışlar ve bugün de yaşıyorlar, anlatıyorlar. Aslında buradan hareketle bugün bu sembolik yüzleşmeyi daha gerçek bir yüzleşmeye dönüştürmek açısından da Kürtler açısından bir fırsat var. Nasıl? Sembolik yüzleşmeden ne ifade ediyorum? Şunu anlatıyorlar, biraz sonra birkaç tane alıntı okuyacağım, öyle bitireceğim aslında. Yani görüştüğümüz insanlar şunu anlattılar. Bu katliamlara iştirak etmiş insanlar, Ermenilerin malına, mülküne, evine, tarlasına el koymuş insanlar, sonraki hayatlarında onlar ve çocukları, torunları hiçbir zaman iflah olmadı. Her zaman başına bir kötülük geldi. Lanetlendiler ve o lanet onların başına bela oldu. Bir anlamda bunları bu anlatılar üzerinden toplum bir şekilde yüzleşiyor. Birkaç tane alıntı okumak istiyorum. Kulp bölgesinden Kıyan aşiretine mensup 88 yaşında AK isimli bir erkekle görüşme. Köylerinde iki tane becik varmış. Birisi de Ondu diye lakaplı birisi. O anlatıyor şimdi. Kalo Ond, yani Ondo dede, ömrünün sonlarına doğru geceleri uyumazdı. Sürekli evinin etrafında dolanır, kendi kendine konuşurdu. Ben o zamanlar daha askere gitmemiştim. Merak ettim, bir gün evlerinin önünden geçerken, baktım evin önündeki geniş kayanın üzerinde oturuyor. Dedim ki, Kalo Ond, sen niye geceleri uyuyamıyorsun? Bir sorunun mu var? Kolumdan çekerek beni yanına oturttu ve yüksek bir sesle anlatmaya başladı. Oğlum, Fırkun zamanında, bakın Fırkun diyor. Fırkun zamanında ben de becik idim. Bir gün bizim çete Askar köyüne gittik. Askar çok büyük bir Ermeni köyüydü. Bir mezraya baskın düzenledik gece. Erkekler daha önce götürüldüğü için sadece kadın ve çocuklar vardı. Hepsini toplayıp bir uçurumun başına götürdük. Tek tek aşağı atmaya başladık. Öyle bir bağırtı ve ağlama vardı ki sesler Askar Vadisi'nde yankılanıyordu. En son 10 yaşlarında bir kız çocuğu vardı. Kolundan tutup aşağı atınca düşmedi ve eliyle kayanın köşesini tuttu. Ayağımla parmaklarına bastım. Acıya dayanamayıp uçuruma bıraktı kendini. Bu aralar ne zaman uyumaya çalışsam, gözlerimi kapattığım anda o kız çocuğu aynı uçurumun başında ayaklarıma yapışıp beni de uçurumdan aşağıya çekiyor. Hep o bağırışlar kulağımda. 90 yaşında EÖ isminde bir görüşmeci, 1904 yılındaki Sason direnişi meselesine geçiyorum bunu. Başka bir örnek. Çüngüç'ten anlatıyorum. Yine 60 yaşlarında CA isminde bir erkek anlatıyor. Çüngüç'ün meşhur Güllü Beyleri var. Güllü Bey ailesi. Onlar bu katliamın şeyini yapıyorlar. Doktor Reşit'le organizasyonunu yapan birisi.
Çüngüş, Çerni, Ergani bütünüyle 1960-70'lere kadar bunların hakimiyetinde. Yani öyle de bir aile. Bugün de birçok köyün vesairenin sahipler. Çüngüş'ün merkezde büyük bir manastır var. Manastır tapusu da yine onlar. Diyor ki, bak bu Güllü Bey'in etmediği kötülük kalmamış. Bu ilçenin esas sahiplerini suçsuz yere toplayıp Duden'e boşaltmış. Sonra bunların bütün evlerine, bağlarına, tarlalarına kendisi el koymuş ve sonradan adına da tapulatmış. Bak şu gördüğün manastırın tapusu dahil şu anda Güllü Bey'in çocuklarının adına. Ama ne oldu, köylüler güçlendiler, ona kafa tuttular ve Bursa'ya göç etmek zorunda kaldı çocukları. Sahip oldukları arazileri de yavaş yavaş ellerinden aldılar. Vallahi bu adam ve ona cellatlık edenler yüzünden Çüngüş'ün üzerinde bir ah var. Bak görüyorsun ilçe harabeye dönmüş. Kimse yeni bir çivi dahi çakmıyor. 100 yıl geçmeden bu yaşananların ahı çıkmaz burada diye ifade ediyor ki o 100 yıllık ah kelimesi de biraz bu görüşmeden çıkardım. Son bir şey okuyup bitiriyor. Bu da 75 yaşında bir kadın anlatıyor. Kirko ile Şekir Çıkse köyünde yaşıyorlardı. Köyün büyük çoğunluğu Ermeniydi. Hamo ise bizim köylüydü. Firkun başlayınca Kirko ile Şekir Hamo'nun evine sığındılar. Çünkü Kirko ile Hamo kilividiler. Kirve ilişkisi mi orada diyor. Şekir çok güzel bir kadındı ve Kirko'nun da çok tarlası ve meyve bahçesi vardı. Hamo ile kardeşi Heso plan yaptılar. Kirko ile ava giderken onu bir derede kıstırıp öldürdüler. Bugün o derenin adı Erde Kirko'dur. Yani Kirko Deresi. Hamo Kirko'yu öldürdükten sonra Şekir ile evlendi ve gidip Çırse'deki evlerine yerleşti. Her şeyin sahibi o oldu. Ama Allah yaptıkları bu kalleşliği onların yanına bırakmadı. Aradan daha birkaç yıl geçmeden Hamo'nun düşmanları onu Kirko'nun öldürdüğü derenin birazcık yukarısında öldürdüler. Bu ibreti görüyor musunuz? Başka bir yerde bile değil, tam Kirko'nun öldürüldüğü yerde öldürüldü diye ifade ediyor. Bu tarzda aslında Kürtler bunu kurarken bu tür hikayeler çok fazlasıyla var. Biraz bir şekilde farklı bir yüzleşmeye tanık oluyoruz. Aslında bu bizim için bugün belki gerçek bir yüzleşme açısından da zemin sunan bir şey olduğunu ifade ediyorum ve bitiriyorum. Teşekkür ederim. Uzattım. Evet, soracağım mısınız? Önce kusura bakma, Mahmut Hoca kaldırmış, daha önce oradan el kaldırmış. Sonra Mahmut Hoca kızacak bana. Ya estağfurullah, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok nitelikli, veriye dayalı bir çalışma. Bu yani bilimsel çalışma dışında da ben baktım birçok insan heyecanlanarak duygularını ifade etti. Duygularımızın yani ifade etmemize, paylaşmamıza, deşarj olmamıza, bunun hem yani Türkiye Cumhuriyeti ulusuna hem de Kürtlere, Ermenilere, herkese faydası var. Teşekkür ederim. Ben Kürtlerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu tehcir yasası çıktığında bunu Osmanlı hükümeti, yani İttihat Terakki bunu yazmış, madde madde şeklinde bunu yazmış. Sonra bunun uygulayıcı arasında Kürtler var. Benim söylemek istediğim Kürtlerin ne kadar rolü var? Bu sorunun cevabı. Bu Kürtler de kimdir? Osmanlı'nın silahlı yürütücü olanlar. Bunu Namık Hoca çok daha iyi bilir. Kendileri de bu konuda ders anlattı. Hamidiye alayları veya benzeri. Yani mesela o dönemde Kürtlerin bir self determinasyonu yok. Mesela ben tarihçi değilim. Ama 1820'leri anlatan Chris Kutcheran'ın bir kitabı var. Orada Botan Miri diyor ki, Bedirhan, ben Botan Miri'yim, Osmanlı'ya kafa tutuyor. Yani tehcir zamanında Kürtlerin Hamidiye alayları veya benzeri örgütlenmeler, muhtar, ağa, bunlar karakola ve kaymakamına bağlı insanlardır. Kürtler kendini yöneten bir toplum değildir. Bunlar da zaten Kürt köylüsünü de ezen bir güçtür. Dolayısıyla benim yüzdem, bu bilimsel bir yüzde değil, tüm Kürtlerin %10'u, 20'si vesaire olabilir. Onun için şimdi başkasını öldüren, mal için öldüren bir insan fetihçi bir zihniyettir. Ben burayı işgal edeyim, öldüreyim, malına, namusuna konayım.
bugün mesela IŞİD öyle yapıyor. Mesela diyelim Türkler Anadolu'yu fethettiğinde zaman zaman böyle şeyler olur. Ama Kürtlerin genelinde bu tehcir zamanında böyle bir şey yok. Buna yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin fermanına uyan azınlık bir Kürt grubu A vardır. PKK çıktığı zaman 1977'de Öcalan Kürdistan devriminin yolu diye bir manifesto yazmış. Orada iki ana madde var. Diyor ki bizim hareketimiz sömürgeci devlete karşı ulusal kurtuluş. İkincisi de yerel işbirlikçi feodal ağlarına karşı. Onun için PKK hareketi çıktıktan sonra da ilk önce bunu yapanlara karşı mücadele etmiştir. Dolayısıyla bugünkü demokrat Kürt halkının yani bu tabii ki tarih olarak tartışılacak, beşerli olacağız, konuşacağız, yüzleşeceğiz. Onun için de açık şeffaf tartışılacak. Dolayısıyla halk olarak, Kürt halkı olarak biz kendimizi hümanist, modern bir üye olarak görürüz. Halen demokratik özellik alanında iktidar kurmak isteyen gücün bununla bir ilgisi yoktur. Ama tartışmaya tabii ki hazırdır. Öyle bitirmek istiyorum. Sen yorum yaptın. Evet, yorum yaptım. Yani evet, soru değil, yorum. Evet. Tamam, sonra arkadaki senin yorumun başka. Tamam. Ben Agos gazetesinden geliyorum. Yani kendimi tanıtarak başlayayım dedim. Ya ben çok kısa bir soru soracağım. Üç konuk da hani işin biraz geçmişinden bahsetti, evveliyatından bahsetti. Ben Mahmut Bey size şöyle bir soru sormak istiyorum. Alan çalışması yaptığınız için. Hani geçmişte ne güzel yaşadık, ettik. Hani bunun doğruluğu, yanlışlığı, ne kadarının doğru yanlışlığını. Sözlü tarih olması nedeniyle de pek bilemeyebiliriz ama bizim elimize birçok veri sunuyor. Ben şunu merak ediyorum. Acaba hani Osman Bey de dediği gibi diaspora Türkiye'ye gelecek, hani böylelikle acıları telafi etme yolunda bir adım atacak, kendi vatanlarında yaşayacaklar. Acaba Diyarbakır halkı üzerinde Müslümanlaştırılmış ya da Müslümanlaşmış Ermenilerle değil de dışarıdan gelecek Ermenilerle yaşamaya ne kadar hazırlar? Şunu da eklemek istiyorum. Mesela ben Van'da ilk ayine de gittim. Yani orada şöyle bir paranoya var. Ermeniler gelecekler, İsrail gibi evimizi, barkımızı alacaklar. Almasalar bile çevremizi kuşatıp bir yerden sonra bize kötü davranmaya başladılar. Bu da bana hazır olmadığına dair küçük bir veri söyledi. Siz alan çalışması yaptığınız için ve Osman Bey'in de sorusuna temas etmeniz açısından günümüzle ilgilenen böyle bir soru sordum. Cevaplarsanız memnun olurum. Teşekkür ederim. Zaten aslında arkadaşım soru anlatımıyla da aslında böyle bir şey söylemek istiyorduk ama ona da denk geldi ikisi. Şimdi tabii bu yarım saat içerisinde anlatmaya çalışacağım. Hepsini anlatmak mümkün değil. Fakat alan çalışmasında şunu çok net gördük. Yani bugün Kürtler için böyle bir özel işte tutumdan bahsediyoruz ama çok yaygın bir şekilde özellikle Müslümanlaştırılmış Ermenilere dönük ya Müslümanlaşmış Ermeni bugün Müslüman kimliği olan Ermeni kökenli insanlara dönük ayrımcılık, ötekileştirme baskı devam ediyor. Evet. Kürtler arasında devam ediyor. Şimdi bunun hikayeleri de çok dinledik. Mesela 55-60 yaşlarında öğretmen emeklisi bir kadınla görüştük. Diyarbakır merkezde görüştük. Erganili kendisi. Köken olarak Erganili. Diyarbakır merkezde yaşıyor ama. Anneannesi Ermeni. Soykurumdan kurtulmuş. Hatta kimliği çok enteresandır. O sizin tam bahsettiğiniz şeye denk geliyor. Kimliğinde isminden önce Muhtediye S. nokta nokta. İsmi tam söylemek istemiyorum ama Muhtediye Fadime bilmem söyledi şu. Muhtediye'yi ilk isim saymışlar biliyor musunuz? Sanmışlar ki. Halbuki Muhtedi din değiştiren anlamındadır. Muhtediye din değiştirmiş anlamındadır. Ve bakın kimliğin de 1970'te fark etmişler bunun başka bir şey olduğunu. Nüfusa gitme gibi bir dertleri olmuş. O zaman fark etmişler ki aslında devlet kodlamış. Siz dediniz ya herkesin kodu var. Herkes biliniyor. Başka bir örnek anlatayım. 1980'lerde gözaltına alınıyor. Kürt siyasi hareketinde bir kadın, bugün de siyaset içerisinde bir şahsiyet.
gözaltına mahkemeye götürülüyor. Hakimin ilk sorduğu soru şu: sen Ermeni misin? Hiç başka bir şey sormuyor ama ilk sorduğu soru bu. Nereden biliyor onun kökeninin Ermeni olduğunu? Demek ki yani herkesin bu memlekette herkesin şeyi tutulmuş, kaydı tutulmuş. Daha görmedim ama belge konusunda çok sağlam bir şahsiyetten, hükümete yakın bir şahsiyetten şöyle bir bilgi aldım. Eline geçirmiş belgeyi, yakında gösterecek bana. 1936 tarihinde, 35 ya da 36'da Abdullah Alpdoğan, meşhur Tunceli katili valisi olarak, umum müfettiş olarak gönderiyorum. Onun talimatıyla Tunceli'de köy köy, mezra mezra kaç tane Ermeni var? Babası kim, annesi kim vesaire tam 126 sayfalık bir rapor hazırlamıştır. Şimdi bunlar var. Devletin elinde var. Yani Yusuf Halaçoğlu söylerken boşuna söylemiyor. Diyor ya şu ben hani kimin ne olduğunu biliyorum. Gerçekten var. Yani öyle 126 sayfalık bir rapordan bahsediyor. Tek tek köy köy, hane hane kimin ailesi nedir diye bahsediyor. Şimdi böyle bir durum. Tekrar gelirsek. Kürtlerde mesela bu şey örneğinden bahsedeyim. O 55 yaşında öğretmen kadın örneğinden. Diyor ki anneannesi çok zaten 5 vakit namaz kılan bir insan. Bunların hepsi inanılmaz zaten bu din değiştirenler. İnanılmaz İslam'ın İslam bütün kurallarını harfiye yerine, 6 şartını yerine getiriyor. Annesi de aynı şekilde hacı. Annesi hacı, hacca da gitmiş, hacı olmuş. Diyor ama hacı olmasına ve 5 vakit namaz kılmasına rağmen o Ergani'de barınamamışlar. İkide bir kafir, ikide bir vafılla bilmem ne diye aşağılandıkları için diyor Diyarbakır merkeze geldik annem o zaman diyor of dedi diyor. Aynı kişi bir hafta önce bir örneğini anlatıyor. Diyor ki yurtsever olan Kürt hareketine yakın aynı apartmanda bir kadın diyor. Baktım kavga ediliyor. Çıktım yukarı baktım diyor. Yine yan tarafında başka bir vafılla dediği yani Ermeni kökenli bir insan var. Onunla kavga ediyor. Vay seni kafir bilmem gavur dedi saymaya başladı. Diyor. Özellikle takışma anında, kavga anında birden o hafıza tak dışa vuruyor ve aşağılamaya dönüşüyor. Şimdi bu da aslında tam bir yüzleşmenin hala gerçekleşmemiş olmasıyla alakalı. Kürt hareketinin de bu manada adımları var ama bunun daha da geliştirilmesi, toplumsallaştırılması gerekiyor buradan baktığımızda. Şöyle bir şey var. Kürt hareketi mesela Mahmut Hoca da ifade etti. Kürt hareketi de tartışılıyor bunu. Bu manada belki böyle sorular da gelecek ama ben baştan söyleyeyim. Mesele şu. Aslında 1915 bütün bu bölge için çok daha temel bir yere sahip, kurucu bir yere sahip. Ama hiç kimse hiçbir tarih yazımında bunun anlam ve önemi yeterince işlenmiş değil. Mesela şimdi PKK'nin tarih yazımına bakalım. 1915'e tek satır yer yok. Ya bazen var ya da yok. Diğer Kürt örgütlerine bakalım yoktur. Yani Kürtlerin tarihi, Ethem Hemgin yazmış. Kürtistan tarihi, 2 cilt bakalım. 1915'e yer yok. Dolayısıyla buradan baktığımızda o mesele ki Ermeniler ve Kürtler iç içe yaşamışlar. Bir yıldan fazla yaşamışlar yani. Ve gittiğinizde köylerin ismi Ermenicedir. Hala öyledir. Şehirlerin ismi Ermenicedir. Kilisinden bilmem neyine kadar sayın. Hepsi Ermenice. Birçoğu. Hepsi demeyeyim de yani. Çoğunluğu Ermenice. Aşağı yukarı belki eşit bilmiyorum. Bazı bölgelerde daha fazla. Ermenilerin yoğunluğuna göre değişmiş. Yani bununla yüzleşme, bunu tam olarak karşısına alma ve ona ilişkin adımlar atma konusunda Kürt tarafı hala zayıftır. Peki geleceğe bağlarsak, diasporadan dönüşler olduğu vakit neler olabilir? Onu da unuttum. Benim asıl sorum oydu. Şöyle bir örnekle onu da ifade edeyim. Somut bir şey anlatayım. Yani burada aslında daha çok yol kat etmek gerekiyor. Hemen öyle şey yaparak karşı tarafı da dikkate almadan adım atmak bence çok sağlıklı olmaz. Somut bir örnek veriyorum. Margot Sen'i hepimiz tanıyoruz değil mi? Gırdıç Margot Sen. Bir aydınlarla da görüştük Diyarbakır. Bu da aydınlarla da onların hikayelerini de dinledik. Mesela Margot Sen'i tutup o Piranlı'dır yani Dicle'lidir. Bir gün organize ediyorlar, Piran'a götürüyorlar. Orada ağırlıyorlar. Margosyan da şey yapıyor diyor ki yani ben de şuradan iki parça toprak alsam diyor. Belediye başkanı da orada aynı o şeyin içerisinde. Tamam diyor aydınlar da Kürt aydınları da yaparız biz bunu şey ederiz vesaire. Gidiyorlar sonra işte birisi takip ediyor.
Ama belediye başkanı hiçbir adım atmıyor. Belediye başkanı da var orada. Şeyler. Sonra belediye başkanıyla konuşuyor. Ya işte insanlar korkuyor. Tekrardan Erdoğan'ın toprağını alacak. Çok ciddi bir korku olarak var. Şimdi bütün bunlar ama aşama aşama olacak şeyler. Daha o doğru bir yüzleşmenin ardından gelebilecek. Kaç bin sene? Kaç bin sene sonra diyorsunuz? Onu söyleyin. Buyur abi. Bir asır geçti ya. İzmir ne olursa ben de bir yorum yapmak istiyorum. Soru sormak değil ama son konuştuğumuz temalara ilişkin. Zannedersem şu tartışma şeklinde bir yanılgı yaratıyoruz kendimiz. Kürtlerden veya Ermenilerden bahsettiğimizde 1925'teki esas kırılma sanırım Müslümanlarla Hristiyanlar arasında. Yani burada Kürt meselesi yok. Ve burada yani Kürtlerin iştiraki tartışmasından ziyade memleketin bütün Müslüman toplumlarının 1915 soykırımına iştirakinden bahsedebiliriz. Bundan ne Çerkezler muaf kalır, ne Lazlar muaf kalır, ne Kürtler muaf kalır, ne Çeçenler muaf kalır, ne Müslümanlaşmış Kürtçüler, ne Müslümanlaşmış hem şimdiler muaf kalır. Soyları Ermeni olmakla birlikte, Ermenice konuşmakla birlikte hem şimdi Müslümanlar da Hristiyan kesme konusunda kimseden geri kalmamışlardır. Öyle ki meseleye uluslar anlamında bakmıyorum. Çünkü 100 sene önce Osmanlı ulusları işaretlememişti. Müslümanları ve Müslüman olmayanları işaretlemişti. Ve 1915'te halkın katılımı da gavur kesmek üzerine kuruldu. Yoksa özel Ermeni kesmek meselesi değil. Ermeni gavurların dominant figürlerinden biriydi. Belki nüfusu en çok olan. Göreye göre doğuda öyleydi. Batı Karadeniz'de Rumları kesmekti asıl olan. Topalos'ta Rumları keserken gene Müslümanların kadrosu vardı. İnsan kurtarma hikayelerine gelince... Ermenilerde bir uluslaşma süreci vardı. Onun için bu ferman çıktı. Tabii ki vardı. Hristiyan oldukları için değil yani. Yani başlangıç... Ama insanlar Hristiyan kestiler. İnsanlar Hristiyanları kestiler. Esas mesele Hristiyan katliamı yapmaktı. Hristiyanların katli vacipti çünkü. Din adamları öyle söylediler. Özgün'ün sorusuna gelince, şu Van'daki kilisenin açılışında ben de oradaydım. Eşimle beraber çok güzel sohbetler ettik Vanlılarla. Herkesin çok yaygın dile getirdiği şey, ne yolu ki geri gelseniz buralarda yaşasanız. Bunu dile getirenlerden birisine eski bir senatördü. Mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde senatoda görev almış emekli bir senatör. Baskın olanla falan beraberdi. O tanıyordu da baskın olacağını. O da dedi ki benim evim hemen şuradadır. Gel baştan motor iskelesindeyiz. Oradaki çay bahçelerinde oturmuşuz caddenin arkasındaki. O bahçenin arkasını gösteriyor. Gelin buraya anahtar hazır demiş. Anahtarı vereyim kim burada yaşamak istiyorsa. Eşim dedi ki ya gerçekten gelecek olursak bunu böyle diyemezsin sen. Adam bir an durdu. Yaşlı adam bünyanın altından gitti. Ben derim dedi, hakikaten zor iş bu. Gerçekten biraz farklı bir şey. O ruh hali, o cümle herkesten geçiyordu. Baştan otele tahammül edilemedi. Evinize hoş geldiniz yazılarıyla karşılandı Ermeniler Van'da. Ama gerçekten de birisi deseydi ki şurada ben bir iki dönüm arazi alayım, üstüne bir yer yapayım. Bu zor olacak. Çok işletemedim. Yani müsaadesiniz. Şimdi yani bu mesele sadece yani Müslümanların, Kürtlerin veya Türklerin, Türkler açısından Ermenilere nasıl davranacağıyla ilgili bir mesele de değil. Yani nasıl bir toplumda yaşamak istediklerine dair bir mesele. Bir eşit vatandaşlık kavramına ne kadar hazırlıklı olduklarına dair, nasıl bir toplumda, nasıl bir eşitlik içerisinde yaşayacaklarına dair bir şey. Yani o yüzden örneğin Diyarbakır'ın siyasi kültürüyle Van'ın siyasi kültürü arasında bir fark var. İşte Van şeyinin, Van Gölü'nün batı tarafındaki yerlerde de daha bir farklılık var. Hani bunları da ancak hani göze alarak bu toplumsal dönüşümle birlikte bir takım sosyal davranışları anlamlandırmak kolay olabilir.
Evet, evet. Çok güzel bir soru sordular. Kendilerine teşekkür ediyorum üç arkadaşla. Fakat bazı eksikler var diye düşünüyorum. Belki de onlara göre şey değil ama. Şimdi mesela tepkisel refleksle soykırım söyler. Böyle değil. Bence. Yani bu bir bilinç ister. Hele hele ki böyle linç kitlelerinin yaygın olduğu bir ortamda kimse kalkıp sinirden söylemez. Bir bilinç olacak, bir farkındalık olacak ve bu farkındalık sonucunda bu ancak soykırım kavramı dillendirilebilir diye düşünüyorum. Şimdi Kürt hareketi ya da Türkiye sol hareketi Ermeni soykırımı konusunda gerçekten uzun tarihsel bir süreçte sınıfta kalmıştır. Halen de bu sınavını vermiş şeyinde değilim. Yani bu bütünlemeyi geçmiş, geçmemişlerdir hali. Ama şunu görmek gerekiyor. Bence bugün Türkiye sol hareketinde Ermeni soykırımının kabul edilmemesi ya da uzağında durulması, hatta zaman zaman hemen cumhuriyet kavramına, bayrak kavramına, İslamiyet kavramına sarılarak bu olaydan uzak durmasında Lenin'in bile payı var. Yani bunu eğer ortaya koyamazsak, cesaretlice ortaya koyamazsak, eleştiremezsek biz bu olayı ortaya koyamayız. Sovyetlerin politikası anti-Ermeni ve anti-Kürt politika üzerinde oluşmuştur. Bak Enver Paşa, Salih Zeki Doğu Halkları Kurultayına katılırlar. Şahumyan'da divandadır. Ve bunlar konuşurlar. Bunlar Ermeni katliamının uygulayıcılarıdırlar. Oysa ki onların orada yargılanmaları gerekir. Yani bunun bu tarzda bu şöyle anlaşılmasın. Ben işte sosyalizme karşıyım ya da bilmem değilim. Ben de Marksizmi benimseyen bir insanım. Diyalektik düşünen bir insanım. Ateist bir insanım ama bu olguları net ve cesaretle ortaya koymak gerekiyor. Şimdi kullanılma olayı çok nötr duruyor. Kürtler kullanıldı ya da falanı kullanıldı. Aslında işte Osmanlı'nın ve İttihat Terakki'nin bir politikası vardı. Bu politikada işte Müslümanları bütünüyle Ermeni kitlelerin, Hristiyan genel olarak kitlelerin üzerine saldırma projesi vardır. Soykırımı bu tarzda ortaya koyma olayı vardır. Eğer biz dersek ki Ermeni-Müslüman çatışması dersek, biz burada soykırım kavramını yerli yerine oturtamayız. Bu konunun da tartışılması gerekir. Ama şimdi hukuksal bir, anlamda... Orada bir düzeltme yapayım. Yani Ermeni-Hristiyan, Müslüman-Hristiyan çatışması demedi aslında. Yani çatışma hani karşılıklı birbirine vurduğunda değil. Doğrudur ama... Öyle bir şey yok. Aslında. Yani Müslümanların Hristiyanlara karşı bir soykırımı olarak... anlattı. Hayır yani devletin projesi vardı. Bunu hayata geçirme. Yani çatışma başka bir şey. Şimdi hukuksal anlamda da mesela Malta yargılanmaları hiç zaman bahsedilmedi. Malta'da biliyorsun Ermeni katliamına katılanlar yargılandı. Ondan sonra Malta'da yargılananlar sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları oldular. Yani bu olay aslında hukuksal olarak da irdelenmesi gereken bir olaydır. Yine Kürt isyanlarına karşı yapılan müdahaleler böyle değildir. İttihat Terakki'nin bütün bu halkları, Müslüman ve Türk olmayan halkların hepsini yakın doğuda ortadan kaldırmak, Türk devleti dışında hiç kimseye hayat hakkı tanımamak. Bu politikayı hayatta geçiriyor. Bunun böyle görülmesi lazım. Şimdi bir de Aleviler belki soykırıma uygulanabilirler. Arkadaşlar Aleviler, Kürtler, Ermeniler, Süryaniler, Türk ve Müslüman olmayanların hepsi aslında soykırımın hedefidir. Halen de bu hedeften çıkmamışlardır. Eğer biz dersek ki belki bunlar uygulanır dersek diğerlerini nötr etmiş oluruz. Biraz bunun dışına taşımış oluruz. Yine Ermeni diasporası lobisi tartışmaları oldu arkadaşlar. Çok doğru, Osman abi çok doğru koydu olayı. Bu lobiler gerçekten de Ermeni soykırımını, genel olarak devletin soykırımını ortaya çıkaran kurumlardır. Bunların çok net şekilde savunulması lazım. Bunlar emperyalizmin işbirlikçisi, olayın işte derin devlet ya da paralel devletle ittifak halinde Kürt
veya meselesine ya da bilmem Ermeni meselesini manipüle ediyor kavramları, bana göre yanlıştır. Basında bu şeyler tartışıldı. Yine soykırım iç meseledir değil, iç mesele olmak, iç mesele açısından işte Türkiye veya yakın doğu halklarının bu olayla mutlaka yüzleşmeleri gerekir, içselleştirmeleri gerekir, kavramaları gerekir. Asla duygunun dışında, duyguyla birlikte değil, hepimiz duyguyuz. Bir çocuk bile yanımızda tokat atıldığında gözlerimiz yaşarır. Bu olayı duygunun dışında ele alınmalıdır. Soğukkanlılıkla bilimin ve evrensel hukuk kavramlarıyla, sosyoloji kavramlarıyla ele alınarak incelenmesi gerekiyor. Ve cesaretle bu olay eleştirilmesi gerekiyor. Bu dediğimiz yol haritasının hayata geçirilmesi ve Ermeni soykırımının kabul edilmesi resmi ideolojinin İttihat Terakki'den beri, hatta 1800'lerden beri örüle gelen ve merkezileşen, giderek arındırma politikasıyla bugüne kadar gelen ve şekillenen resmi ideolojinin teşhir edilmeksizin, nötr edilmeksizin, insanların beyinlerinde bu olayı teşhir edilmeksizin, yıkılmaksızın, bence bu olayı kitleselleştiremeyiz, kendimizle de hesaplaşamayız. Evet. Yine şeyi söyleyeyim, Doktor Reşit hikayesi vardı, evet. Ve Ankara, bu olayda aslında bu ikisi de tecrübelidirler. Adana katliamına katılmışlardır, tecrübe sahibidirler ve öylece gelmiş vali olmuşlardır. İttihat Terakki'nin ideolojisinde de uygulamasında da pay sahibidirler. Nasıl uyguladıkları, aslında bu bir ekip sorunudur, bir proje sorunudur ve bunu hayatta tatbik etme sorunudur. Evet. Proje olmaksızın soykırım tanımını yapamayız. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dersim soykırımı kavramı yanlıştır. Kürt soykırımı, Alevi soykırımı, Ermeni soykırımı, Hristiyan soykırımı, bu kavramları kullanmak. Çünkü soykırım bir bölgeye karşı yapılmıyor. Bir coğrafyaya karşı yapılmıyor. Soykırım kimliklere karşı yapılıyor. Bir kimliğin ortadan kaldırılması, bir kimliğin yok edilmesi. Bizim Kürt arkadaşlar Halepçe katliamı diyorlar. Kavram yanlıştır. Halepçe Kürt soykırımı diyebilirsin ama genel Kürt soykırımının bir parçası olarak ele almak lazım. Şimdi sistemin de Yakın Doğu'da Türkler dışında ve Müslümanlar dışında hiç kimseyi tanımama projesi olarak ele almak lazım. Dersimli'nin ayrı bir soykırımı var, Zila'nın ayrı bir soykırımı var, Ermeni'nin ayrı bir soykırımı var dersek biz soykırım kavramını yeri yerine koyamayız. Evet. Kürt soykırımı, Ermeni soykırımı ve Türk ve Müslüman olmayanların tümünün soykırımı ve ittifak soykırımın önlenmesi, yeniden yüzleşme bunların ittifakı üzerinde olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok uzattım. Çok çok özür diliyorum. Zaman dar olduğu için. Bayağı. Bu Filistan meselesiyle ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Bu sadece Diyarbakır'da kullanılan bir şey değil lan. Ali Cağız için söyleyeyim zaten. Halil Hayali Yali 1914'te Ertevkurt'ta bunu kullanıyor. Evet. Filistan diye bir kavram kullanıyor ve Ermenistan yerine kullanıyor bunu. Evet. O aslında o dönem birçok insanın kullandığı bir kavram, yani Filistan kelimesi. İkincisi de bu şeye ilişkin, yani 1915 tartıştığımızda mutlaka öncesine gitmek gerekiyor. Yani 1860'lardan itibaren bir şekilde... Tarihsel bir şey yapmak istediğimizde eğer mesela Ahmet abinin yaptığı gibi böyle okumaya gittiğimizde bambaşka bir... Oraya gideceğim ama 15'i anlayabilmek için, Kürt-Ermeni ilişkilerinde 15'i anlayabilmek için mutlaka 1850'lere, emirliklerin yıkılma sürecinde mutlaka gitmek gerekiyor. 1913'te Hüseyin Şükrü, Roji Kurt gazetesinde şöyle bir şey yazıyor. Bu toprak meselesi, çünkü 1908'lerden itibaren resmi olarak toprak meselesi tartışıyor Kürtlerle Ermeniler arasında. Bu toprak meselesi korkarım ki bir daha gündeme gelirse, Kürt ve Ermeni ilişkileri onarlamayacak derecede büyük bir sıkıntı yaşamaya devam eder. Bunu Alsace-Lorraine meselesi gibi, Almanya ile Fransa arasındaki mesele gibi ele alalım. Sürekli aklımızda olsun ama bir daha tartışmayalım gibi bir kavram kullanıyor aslında. 1913'te söylediği bir kavram. Aslında yani arkadaşlar da söyledi, ne kadar Kürtler hazır buna. Hakikaten ciddi bir mesele, psikolojik bir mesele. 1913'te bile meselenin üstünü daha soykırım olmadan önceden bahsediyorum ben. Çünkü 1890'larda çok büyük katliamlar var.
Kürtlerin, özellikle Hamidiyanlıların bunda çok ciddi rolü var, Eşraf'ın ciddi rolü var. 1913'te bile bu kabul edilmiyor, yani mesele kapatılmaya çalışılıyor. Sonrasında günümüzü bırakalım, 1913'te bile. Aslında bu meseleyi çok gündeme getirmeyelim, bu meseleyi bilelim, aklımızda bulunsun, hatırlayalım ama meselenin üstünü kapatalım. Meseleyi çok fazla gündeme getirmeyelim gibi bir ifade var. Yani böyle Hüseyin Şükrü'nün söylediği ki, meşhur da biridir, Kürt yazarlar arasında dönemin. Böyle bir mesele, 1915'i söylerken, 1915'i tanımlarken, 1915'ten bahsederken arka planını mutlaka akılda tutmak gerekiyor. Yani şey değil, her şey 1915'te olmadı. Ta 1850'lerden, 60'lardan itibaren özellikle başlamıştı. Bunun için ayrı bir parantez vermek lazım. 1915 öncesi Tanzimat'tan bir yere Kürt Ermeni ilişkilerine dair. Merhaba, ben Nevzat Unaran. Siz konuşmanız içerisinde müftedilere değinmiştiniz. Evet. Ben onunla ilgili geçen yayınlamıştınız. Evet, buldum bir liste orduyla ilgili. Hı hı. Ve orada ki açıklayıcı notu da okuduğumuzda görüyoruz ki bunlar soykırım artı olan yetimler ve bu yetimler Müslüman oldukları halde yine de fişlenmişler. Evet. Bu bir de Diyarbakır'daki bir sürgünle ilgili kararname var. O da bir kararname, yani Bakanlar Kurulu'nun ve Reis Hücum'un imzasının olduğu yönetimdir. Orada da Diyarbakır fişine dahil olan müftedi bilmem ne diye devam ediyor. Evet. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Yani hani devlet risk algısında işte şucu diyebilir, bucu diyebilir, bilmem neci diyebilir, işte komünist diyebilir, Ermenici diyebilir, Kürtçü diyebilir, kaydedebilir. Ama birisi müftedi diye kaydediliyorsa onun bile üstünde düşünüp soykırım algısını değerlendirmek gerekir. Bu bir. İkincisi bu gizli kimliklerle ilgili ve önümüzdeki dönemdeki mücadele süreci açısından ben demokrasi kelimesini çok sevmiyorum, çok kullanıyorum. Özgürlük ve adalet mücadelesi açısından gerçekten Kürtlerin demokratik vatandaşlık, Alevilerin eşit vatandaşlık ve diasporada bulunan aslen Anadolu'da olan Ermenilerin de ya da işte Batı Ermenistan'ın Ermenilerin de vatandaşlık hakkının sağlanması şeklinde düşündüğümüzde sanıyorum bu vatandaşlık üzerinde aynı zamanda gizlenen kimliklerin de ortaya çıkması için önemli bir mücadele süreci olabilir. Bir katkı da özür dileyerek söylüyorum. 15 Haziran'da burada Ermeni Edirne Kapı Ermeni Mezarlığı'nda bir anmaya gittim. Ben de kendim devrimci komünist olarak anlıyorum. Ve yüzüm kızardı şahsen söyleyeyim ya da kendim için yüzüm kızardı. Çünkü 1915, 15 Haziran'da idam edilen 20 bin Çakın almasına katıldı. Ve paramazlar, lideri paramaz, ipe giderken yaşasın sosyalizm diyordu. Biz oysa ki işte Deniz'in ne dediğini, Erdal Eren ne dediğini, Necdet Adam ne dediğini biliyorduk ama bunu bilmiyorduk. Burada da gerçekten bilgilenmemiz lazım. Ve bir de yine bu 20 Hınçaklı devrimciden biri olan Doktor Benne'nin bir lafını mealen paylaşayım. Okudum çünkü o anlada Hınçak Partisi'nin açıklaması da okudu. Aynı zamanda buradan Ermeni devrimcilerin de açıklaması okudu. Doktor Benne diyor ki biz yani 20 militanı 20 Hınçak'ı asarsınız ama 20 binler gelecek. Ben bir 70'lerin devrimcisi olarak biz de duvarlara şunu yazardık. Bir devrimci ölür, 1000 devrimci gelir diye. Ya da bir ölürüz, 1000 doğarız diye. Yani bu binler algısının birleştirilmesi kişisel olarak bende bütün bu geç kalmama rağmen bireysel olarak beni biraz mutlandırdı diye bununla paylaşmak istedim. Sorusu? Soruyorum. Aslında bu bilgisizlik yani sadece devrimci hareket münhasır bir şey değil. Kırkoz Sokak gerçekten Osmanlı'nın kalbi üstü bir entelektüeli, siyasetçi, edebiyatçı. Fakat kimse bilmez. Kimse tanımaz. Bunun gibi tanımadığımız, bilmediğimiz birçok önemli yüzyılın başında yaşamış Ermeni, bazıları devrimci, bazıları özgürlük yanlısı, şahsiyet var. Yani içselleştirme derken bunları daha fazla öğrenmemizin
gerektiğini vurgulamak istiyorum. Böyle olursa, yani bizler, Diyarbakır'da yaşayanlar böyle bir niyet gösterisinde bulunurlarsa, böyle bir işe girişirlerse, zannediyorum bunun özellikle diaspora üzerindeki etkisi de çok farklı olacak. Yani sadece siyasi bir nedenden değil, gerçekten Türkiye'de yaşayanlar bizi tanımak istiyorlar, bizim değerlerimizi öğrenmek istiyorlar şeklinde bir algılamaya yol açacak bu. Barışma açısından da bunun şart olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde yani soykırımı yarın devlet, hükümet tanısa ne olur? Yani bu topluluktan gelen, aşağıdan gelen bir süreç olmalı. Şimdi tabii bu arkadaşları tebrik ediyorum. Biz vakıf olarak bu tür projeleri ileriki süreçte devam edeceğiz. Örneğin Seyfo 1915 Süryaniler ve Kürtler de ele alınacak, incelenmeli. Demin bahsettiğim Ermeni, Süryani ve Rumalılarının nasıl gasp edildiği, nasıl Türk sermayesine katıldığı, birleştirilmesi. Bunlar hep gerçekten birer proje dahilinde hayata geçirilmeli. Ben tabii o 1913'ten bahsetti arkadaş, 1915'ten bahsetti. Aslında 1910'da Selanik'te iddiatçılar gizli bir toplantı yaparlar. Bu toplantıya Cemal Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa da katılır. Bu toplantıda bir Türk Cumhuriyeti kurulacaktır ve bu Türk Cumhuriyeti Adiyat'tan ta Orta Asya'ya kadar uzanacak. Evet, İmparatorluğu, Türk İmparatorluğu ve bu imparatorlukta sadece ve sadece Türkler olacaktır. Karar budur. Oradaki gizli toplantı alınan karar budur. Tabi burada alınan karar bir Ermeni nüfusu çürütülecektir bu topraklarda. Rumlar düzeltilecektir, Kürtler asimile edilecektir, Aleviler de Müslümanlaştırılacaktır. Proje budur, bu bir projedir. Yoksa Müslüman, tabi bu proje devam ediyor. Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki bir savaş gibi algılamamak lazım. Zaten Kürdistan ve Kürtler sömürge statüsünde o dönemde. Onların bir yönetimi yok ki. Onlar sömürgedir ve Türk İmparatorluğu ve de iddiaçıların işbirlikçileridirler Kürdistan'da. Bu anlamda Ermeni toplumda da tabii genellikle kendi hemen karşısında kendisini katledenleri görüyor. Aslında planı, projeyi de görmek lazım. Yani Ermenileri de bu konuda, Ermeni halkının da bu konuda biraz daha geniş bir perspektif olarak yaklaşırsa bu planın, bu projenin iddiaçıların projesi ve planı olduğunu ama yerel olarak da işbirlikçileri Kürtler var. Hamidiyalar ve benzeri yerel yöneticiler. Bunların Kürtleri İslam adına bazı Kürt gruplarını, halkın bir kesimini Ermenilere karşı seferber etmesi söz konusu. Yani burada Türklerle Kürtlerin eşit bir rol sahibi olduğunu söylemek haksızlık olur. Yönetim erki Türk iddiaçıların elindedir. Kürtler sadece sömürge statüsünde olan yerel bazda bazı yerel bazı şeylerdir. Bunların suçları vardır. Asli fail, planlayıcı, talimatçı olanlar Türk iddiaçılardır. Feri fail olarak görülebilir Kürtler. Teşekkür ederim. Tabi bu da benim yorumum. Bu da sizin yorumunuz. Bir sizi var. Hocam, bu sayede Kürdi'nin Hamidi alaylara korulurken ilk önce desteklemiyordu, ona karşı çıkıyordu. Daha sonra ise bunun kaldırılmasına karşı çıktı. Bunun nedenini biliyor musunuz? Bir İslam alimi olarak niye böyle bir duruma karşı tepki gösteriyor? Şimdi bu çok tartışmalı biliyorsunuz. Bu Hamidiye meselesini de söyleyeyim. Hamidiye alayları aslında 1908'de revize ediliyor. Hafif aşire süvari alaylarına dönüşülüyor. 1910'larda geldiğimizde lağvedilmiştir. İhtiyat birlikleri, ihtiyat alaylarına dahil edilmiştir. Ve 4. ve 5. ordular içerisinde. Dünya Savaşı'nda 1915 soykırımında başka bir konumda orduya bağlı ihtiyat kuvveti konumundadırlar. Yani oralar bambaşka bir tartışmaya girmeyelim. Şeyi sorarsan, yani Sayın Kurdi niye 1908'den itibaren Hamidi alaylarını savundu? 1908'de Kürt dergilerinde bu mesele tartışılıyor. Bir taraf
belirhaneler tamamen kaldırılmasını savunurken Seyit Abdülkadir, Saidi Kurdi gibi daha böyle mütedeyyin çevreler bunların devam etmesini, Kürtler için olumlu olduğunu da tabii revize edilerek, takım böyle değişikliklerden geçirilerek devam etmesini savunuyorlar. Böyle Kürtler arasında ikili bir durum da arz ediyor. Bunu farklı biçimlerde hayırlı görüyorlar. Bugün de var. Bugün de mesela Hamidi alayları aslında Kürtler için çok önemli, Kürtleri güçlü kılan bir şeydir diyen çevreler de var. Hamidi alaylarının tümüyle işbirlikçi, hain, turu atı olarak gören çevreler de var diyelim. Ayrı bir tartışma konusu olduğu için çok uzatmayalım. Başka bir zaman başka bir tartışmada bir uzmanını bulalım. Burada tartıştırsın Kadir Hamidi alaylarını. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bizim başka bir araştırmacımız var namın dışında. Adnan burada herkese çok selamları var. Ve diyor ki herkes çok konuşmak istiyor. O yüzden bir forumda bunu biraz daha genişletelim. Herkes kirvelik üzerine konuşsun diyor. Buradan da Adnan'a selam. Çok bir şey söyleyeyim. Karabağ'da da kirvelikle ilgili çalışma yapan bir Ermeni araştırmacı var. Benzer müesseseyi Azeriler ve Ermeniler arasında tespit etmiş ve benzer nedenlerle kirvelik oldukça ilginç bir konu gözüküyor. İnşallah.